بسم الله الرحمن الرحيم. باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة. Bu bab müstehade olan bir kadın namaz için nasıl temiz olur? Müstehade, heyz günlerinden başka kendisinden kan gelirse ona istihade kanı derler. Böyle devamlı gelirse bu kan, bunun hükmü nedir? Bu kan devam ettiği vakitte bunda birkaç kavul vardır. Kavulün birisi her namaz için usledecek, ikincisi her iki namaz için bir usledecek, evliyle ikindiye bir, ikindiyle akşama da bir, sabaha da tek. Üçüncü kavul de her gün bir defa usledecek. Dördüncüsü de hayır usul değil de her bir namaz için bir abdest alacak. Bunları beyan edecek İmam-ı Tahavi. Haddesene Muhammed ibn-i Nu'man Us-Sakati kâle haddesene el-Hümeydi kâle haddesene Abdülaziz ibn-i Ebi Hazim kâle haddesene ibn-i Hadi عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها buyuruyorlar ki أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف زوجسيدي وأم حبيبة زينب بنت جحش kız kardeş أم حبيبة Zeynep binti Cehş malum Peygamber Efendimiz'in zevce-i muhtaharalarıydı. Bu Ümmü Habibet onun bacısı, Abdurrahman ibn Avf'ın da zevcesi. Ve ennehestü hîdat. Bu Ümmü Habibe hayız gördü. Aşağıda da geliyor ki 7 sene kan devam etti. Hatta la teturu, temiz olmazdı. Fezükire şânuhâ li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun böyle olduğu ni Resulullah Efendimiz'e zikreylediler. Sordular ki bu namazları ne yapacak? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Leyset bil haydati. O kan hayz değildir. Velakinneha raktetun minel rahmi. Rahimden bir rektedir. Yani bir damarın bozulmasından, hasta olmasından çıkan kandır. Litanzur Ümmü Habibe baksın kadre kuru'iha hayizlerinin miktarınca elleti öyle hayizler ki tahiyyidu leha o günler için hayiz görüyor. Yani adeti kaç gün ise madem adeti malumdur adetinin günlerince bir ayda 3 gün mü 5 gün mü 10 gün mü ne kadar hayiz görüyorsa o miktar hayiz olarak onu beklesin. Fel tetrukis sala o günlerde namazı terk eylesin. ثُمَّ لِتَنْزُرْ مَا بَعْدَ ذَٰلِكَ Ondan sonra baksın. Yani düşünsün ki artık bunun adet günleri bitti. 8 gün müydü, 5 gün müydü, 7 gün müydü, 9 gün müydü neyse. Baksın ki bu adet günleri bitti mi? فَالْتَعْتَسِلْ غُسْلَ اِلَسِنْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Her namaz vaktinde غُسْلَ اِلَسِنْ وَتُسَلِّي namaz kılsın. Bu vakitte bundan lazım geliyor ki her 5 vakit namaza 5 defa usl edecek. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbi kâle haddesene Muhammed ibn İshak an-ı Zühriyyan Urveten Aişet radıyallahu anh'a Hazreti Aişet'den rivayet edildi ki enne ümme Habibete radıyallahu anh'a bintu Cahşin. Evet, Cahşin gezi ümme Habibe radıyallahu anh Abdurrahman ibn Avf'ın sevce-i mutahharaları kânet üstühidat. Bu hayız görürdü fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında. Yani temizlenmezdi, kan devamlı gelirdi. Fe emereha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emriyledi. Bir gusle, gusletmekle li külli salatin her namaza bir gusletmekle emriyledi. Yukarıdaki hadisi İmam-ı Tahavi Muhammed ibn-i Nu'man'dan rivayet ediyor. Bunu da İbn-i Ebi Davud'dan rivayet ediyor. فَاِنْ كَانَتْ Eğer o kan devam ederse لِتَعْتَمِسْ فِي الْمِرْكَنْ Mirkende yani teşte girsin وَهُوَ مَمْلُوءٌ مَاءً O teşte su dolu olduğu halde teşte su doldursun onun içine girsin سُمَّ تَخْرُجْ مِنْهُ Ondan sonra ondan çıksın ve inne deme le galebehu kan da ona galebe çalmış bak ki kan da galebe çalmış sümme tusalli sonra namaz kılsın
Yani bu da bir nevi tedavi. Soğuk su, teşte soğuk su doldursun, ona girsin. O bir nevi tedavi eder. Bu peki kan gelirse suya galebe çalıyor. Ve inne demele galebehu dem de ona galebe çaldı. Yani o kanlı suyla değil. Ondan sonra temizlendikten sonra tabi gusletti ya, suya girdi, gusletti ya, ondan sonra temizlenir, ondan sonra namazını kılar. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Cafer buyurdular ki fezehebe kavmun, bir cemaat sahip oldular neye? İlâ ennel müstahadate, hayız gören bir kadın tedeus salate, namazı terk eder, eyyâme akraiha, adet günlerinde, her ayda ne kadar gün adeti var ise o günler namazı terk eder. Sümme ta'tasilu li kulli salatin, ondan sonra da her namaz için husleder. İşte bu kavle sahip olanlar Ekrime, Said ibn-i Müseyyep, Said ibn-i Cübeyr, Katade, Mücahid ibn-i Uleyye ve Zahiriye'nin, İmamiye'nin mezhebi de bu. Bir rivayette mütehayyire olan kadının Şafiilerde bir kavli de bu. Her namaz için bir gusül yapacak. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticacı ilediler. Bir kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifiyle, öyle kavli şerifi ki اَلْمَرْوِي فِي هَذِي الْاَثَارِ Bu eserlerde rivayet edilmiş olan bu hadislerle ihticacı ilediler. Bir de وَبِفِعَلِ اُمِّ حَب۪يبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ جَحْشٍ Cehşin kızı Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın fiiliyle istidlal eylediler. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz zamanında. Hem de o kadın Resulullah Efendimiz zamanında böyle amel etti. Onu da ispat ediyor. Diyor ki haddesene Rabi'u bin Süleyman el-Cizihü kâle haddesene Abdullah bin Yusuf kâle haddesene Haytham bin Hümeyd قال أخبرني النعمان والأبزاعي وأبو معيد حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة وعمرة حفص بن غيلان diyor ki ben عروة وعمرة ikisi de rivayet edildiler عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe'den قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki üstuhidat Ümmü Habibe رضي الله عنها بنت جحش evet Ümmü Habibe بنت جحش Hayız gördü, kanı devam eyledi. Hayız da değil de istihada kanı devam eyledi. Festeftet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den fetva sordu. Fekale leha, ona dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona buyurdular ki inne hâzihi bu kan leyset bi haydetin, hayız kanı değildir. Velakinnehu irkun, lakin bu bir damardır ki fetekahu iblis, iblis onu açtı. İblis o damarı açtı, onun için bu kan devam ediyor. فَيْزَا اَدْبَرَتِ الْحَيْدَةُ Hayız itibar etti mi, gitti mi? فَاَتَسِل۪ي Sen gusl et. Demek ki hayız günleri malum oluyor. Bu kadının hayız günleri bildi, anladın ki bunlar gitti. فَاَتَسِل۪ي Sen gusl et. وَصَلِّي Namaz kıl. وَاِذَا اَقْبَلَتْ Hayız günleri ikbal eyledi mi? فَتْرُك۪ي Sen terk et. لَهَا O günlere es-salata namazı o günlerde terk et. Hayız günleri geldi mi namazı terk et. Hayız günleri de gitti mi sen gusl et ve namazını kıl. Kâlet Âişe radıyallahu anha. Hazreti Âişe radıyallahu teâlâ anha buyurdular ki fekânet Ümmü Habibe radıyallahu anha. Bu fetvadan sonra Ümmü Habibe radıyallahu anha tâtesilu gusl ederdi. Likulli salatin her namaza. Ve kânet tâtesilu guslederdi ahyanen bazı vakitler fi mirkenin bir taşta guslederdi fi hücreti uhtiha Zeynep hemşiresi Zeynep binti Cahş'in hücresinde guslederdi ve hiye inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep de Resulullah Efendimizin yanında olurdu hatta inne humrete demi hatta kanın kırmızılığı leta'lul ma'a suyunun üzerine çıkardı. Yani suya galebe çalardı. Fetusalli namaz kılardı Ümmü Habibe ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber de namaz kılardı. Fema mena'aha zalik. O kanın gelmesi onu men eylemezdi minas salati namazdan. Çünkü hayız günlerini saymış, bitirmiş ondan sonra istihade kanı devam ediyor. Resulullah Efendimizin emri üzerine namaz vakti geldi mi gusl ederdi
Ondan sonra kalkar namazını kılardı. Hatta bu rivayette diyor ki Peygamber Efendimiz'in hücresinde hemşiresi Zeynep'in yanında guslettiği teştin içerisinde, teştin üzerinde suyla kan karıştı, kan suyun üzerine çıktı. Öyle olduğu halde temizlendi. Yine Peygamber Efendimiz de namaz kıldı. Haddesena Rabi'u bin Süleyman el-Müezzin, kâle haddesena Esed, kâle haddesena bin Ebi Zib, ani Zühri, an Urvete ve Amrete. İmam-ı Zühri, Urve ve Amre'den rivayet ediyor. En Aişe'te radıyallahu anha, onlar da Hazreti Aişe'den rivayet ediyorlar ki enne Ümmü Habibe'te radıyallahu anha binti Cahş. Ümmü Habibe binti Cahş üstuhidat seb'esinin, 7 sene kanı durmadı. İstihada kanı devam eyledi. Fese'eletin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sordu. En zalike, bunun hükmünü sordu. Fe'emereha Resulullah Efendimiz Ümmü Habibe'yi emreylediler. En ta'tesile guslede, yani her namaz için guslede. Ve kâle, buyurdular ki Peygamber Efendimiz inne hâdihi, bu erkun bir damardır. Ve leyset. Ve kâle Resulullah Efendimiz buyurdular ki inne hâdihi erkun, bu bir damardır. Ve leyset bil hayzati, hayz değildir, hayz kanı değildir, başka bir damardır. Bu gelen kan o damardan geliyor. Fekânet hiye, Ümmü Habibe oldu, ta'tesilü gusleder oldu, li külli salatin, her namaz için. Her namaz için evvela guslederdi, sonra namazı kılardı. Haddesena Yunus, kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr, kâle haddeseni el-Leysu ibn Sa'd, an ibn Şihabin, an Urvete, an Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'de İmam-ı Tahavi Yunus tarikiyle zikreyledi, mislehu, aynı hadisi şerifin mislinde. قَالَ الْلَيْسِ لَيْسِ بْنِ سَعَبِ, buyurdular ki لَمْ يَذْكُرِ بْنُ شِهَابِ, İbn-i Şehab-ı Zühri zikreylemedi. Ney? اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emr Ümmü Habibe, Ümmü Habibe'yi emretti radıyallahu anh'a اَنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ, her namaz vaktinde gusletmeyi emreylemedi dedi. Yani bu rivayette o yok. Kendisi guslederdi fakat Resulullah Efendimiz emretti diye bir şey yok. Fakat diğer rivayetlerde, yukarıki rivayetlerde var. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni, kâle haddesena Muhammed ibn İdris. İmam-ı Tahavi İsmail el-Müzeni'den rivayet ediyor ki o da İmam-ı Şafii'den. Muhammed ibn İdris İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Kâle akberena İbrahim ibn Sa'din Semi'a ibn Şihabi. İbrahim ibn Sa'd ibn Şihab-ı Zühri'yi eşitti. An Amre tebni Abdirrahman, Abdurrahman'ın kızı Amre'den işitti. O da kimden? En Aişe'de radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den işitti. Mislehu, bu hadisi şerifin aynını ondan işitti. Haddesena İsmail'u, kâle haddesena Muhammed'u. İsmail'den murad Müzeni, Muhammed'den murad da İmam-ı Şafii. Kâle haddesena Süfyan an-i Zühri'yi. Süfyan, Zühri'den rivayet eyledi. An Amre'te, en Aişe'te Amre'den, o da Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan. Mislehu, aynı hadisi şerifi ondan rivayet eyledi. Ve lem yezkur kavlel leysi, leysin kavlünü zikreylemedi. Leys yukarıda dediler ki lem yezkur ibn Şihab enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emer ümmü Habibete radıyallahu anha en ta'tesile inde külli salati. Leys burada dedi ki onun rivayetinde İbn-i Şahab-ı Zühri Peygamber Efendimiz'in Ümmü Habibe'ye her namaz vaktinde gusl ettiğini emreylemedi. Bunu zikreylemedi bu rivayette. Yani İmam-ı Leys'in dediği gibi demedi. Kalu, işte bu ulema, bu kısma sahip olanlar dediler ki fahadihi Ümmü Habibe radıyallahu anha, işte Ümmü Habibe radıyallahu anha kad kânet tef'alu, işler idi hâza, buni, her namaz için gusleder idi. Fi ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanında. Li emru Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emrettiği için iyyaha Ümmü Habibe'ye bil gusli, gusliyle emreylediği için o da gusliyler idi. Fekâne zâlike indaha, işte bu Hazreti Ümmü Habibe'nin yanında oldu. Alel gusli li kulli salati,
gusle buldu. Ne vakitte? Likülli salatin, her namaz için gusletmeyi buldu. Peygamber Efendimiz gusletsin, namaz kılsın dediğinde o da ne yaptı? Her namaz için gusletti. Fakat kâle zâlike, bunu dedi Aliyyun radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh da bunu söyledi. Ve İbn Abbas'ın, İbn Abbas radıyallahu anhuma. Min ba'de Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali, Abdullah İbn Abbas da böyle dediler. Ve efteya bizalik, hem de bununla fetva verdiler. Yani istihade kani devam eden bir kadın heyiz günlerini sayacak, heyiz günleri de namazı terk edecek. Heyiz günleri bittikten sonra her namaz vakti için gusl edecek, sonra namazını kılacak. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib, kâle haddesena el-Hasib ibn-i Nasih, kâle haddesena Hemmâmun an Katâdete an Ebi Hassan an Sa'id ibn-i Cübeyr. Sa'id ibn-i Cübeyr'den rivayet eyledi radıyallahu anh. Enne mra'eten etet ibn-i Abbasin radıyallahu anh. Bir kadın Abdullah ibn-i Abbas'a geldi bir kitabin bir mektupla, yani bir şey yazmış Erduhal tarzında. Ba'dema zehebe besaruhu, Abdullah ibn Abbas'ın beseri gittikten sonra, son zamanda âma olmuş, âma olduktan sonra ona bir kitap getirdi. Fetefâhu ilebnihi, Abdullah ibn Abbas'ın oğluna verdi. Bu kitabı götür, babana anlat, bundaki yazılı fetvaya cevap versin, fetva versin. Fetertere fihi, tertere de var, fetertere de var, yani iki tane. O kendisine bir gevşeklik geldi yazıyı okumada, bir gevşek bulundu. Fedefe'ahu ileyye, Abdullah ibn Abbas alıyor, Seyyid ibn Cübeyr diyor ki bana verdi. Fekaratu, Seyyid ibn Cübeyr buyuruyorlar ki ben okudum. Fekale libnihi, oğluna dedi ki Abdullah ibn Abbas, ellâ hezremtehu, bunu şöyle süratle okusaydın ya, kemâ hezremehul gulâmül musri, İşte bu Mısırlı böyle çabuk okuduğu gibi sen de çabuk okusaydın. Said ibn Cübeyr'in aslı Mısır'dan olduğundan böyle dedi ki eftali tabi'in Said ibn Cübeyr. Yani bu nasıl süratle okuduysa sen de öyle süratle okusaydın ya dedi. Fe izâ fîhî, baktık ki o kitapta, o mektupta yazılı Bismillahirrahmanirrahim. Evvela besmele yazılı. Min imra'etin minel müslimîn, Müslümanlardan bir kadından bu mektup. Enneha üstuhidet, o kadın istihade kanı gördü, kan devam etti. Festeftet, fetva talep etti. Aliyyen radıyallahu anh, Hazreti Ali'den fetva talep etti. Feemereha, Hazreti Ali radıyallahu anh de o kadın emreyledi. En tahtesile guslede ve tusalliye kıla. Şimdi burada guslede bir gün için mi, yoksa her namaz için mi? Anlaşılan her namaz için. Her namaz için gusl edecek ve namaz kılacak. Fekal Abdullah ibn Abbas buyurdular ki Allahümme la a'lemul kavle illa ma kâle aliyyum radıyallahu anh. Allahümme ya Rabbi, la a'lemul kavle, ben söz bilmiyorum, illa ma kâle aliyyum radıyallahu anh, illa Hazreti Ali'nin dediğini biliyorum. Yani bu hususta benim vereceğim fetva da budur. Başka bir türlü fetva veremem dedi. Selase merrat, üç kere bu kelimeyi tekrar etti. Allahümme la a'lemul kavle illa ma kâle aleyhüm radıyallahu anh. Şu anda Abdullah ibn Abbas'ın fetvası da ne oldu? İstihade gani gören bir kadın her namaz vaktinde bir usul yapacak. Günde 5 defa usul yapacak. Kâle katâdetu, katâde buyurdular ki ve ahbereni azretu, azretu bin Abdurrahman bana haber verdi. En sa'idin, Sa'id ibn-i Cübeyr'den ki ennehu qîle lehu, Abdullah ibn Abbas'a denildi ki innel kûfete ardun bâridetun, yani siz böyle fetva veriyorsunuz ama fakat Kûfe soğuk bir yerdir. Ve ennehu yeşukku aleyha, bu kadın üzerine meşakkatli olur. El guslu gusul likulli salatin, her namaza gusl etmek meşakkatli olur. Soğukta kadın eziyet çeker. Fekal Abdullah ibn Abbas buyurdular ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ, Allah-u Teala dilerse لَبْتَلَاهَ, o kadını iptila eder. بِمَا وَالْبِشَيْلَكِ هُوَهُ اَشَدُّ مِنْهُ, bundan daha şiddetlidir. Allah-u Teala
dilerse bu kadına daha büyük bela verir demek. Yani bu bir iptila Allah tarafından, buna sabredecek. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib'in gâle, haddesena el-Hasib'u gâle, haddesena Yezid ibn-i İbrahim, an Ebi Zübeyr, an Sa'id ibn-i Cübeyr. İmam-ı Tahavi Süleyman ibn-i Şaib tarikiyle yine Sa'id ibn-i Cübeyr'den rivayet ediyor ki, enne mraaten min ehlil kufa. Ehli Kufa'dan bir kadın, müstuhidat, istihada kanı gördü. Fekedebet ila Abdullah ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'e yazdı, ondan fetva istedi. Ve Abdullah ibn Abbas, bir de Abdullah ibn Abbas'tan fetva istedi. Ve Abdullah ibn Zübeyr, bir de Abdullah ibn Zübeyr'den. Üç Abdullah'tan fetva istedi. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyr. Tünâşiduhum Allah'a. Allah'ı münâşede ederdi. Yani Allah için buna fetva verin derdi. Ve tekul o kadın derdi ki, inni mra'etun müslime, ben müslime bir kadınım. Esâbeni belâun, bana bir bela isabet etti ki o da istihâde kalî. İnneme istihattu, ben heyiz görüyorum münzü seneti, iki seneden beri heyiz kanı devam ediyor. Fema teravne fî zâlik, siz bu mesele hakkında ne görürsünüz? Yani ne surette yapayım, öyle bir fetva veriniz. Fekâne evvelü men, şu bir kimsenin evveli oldu ki, vekâl kitâbu fî yedihî, eline bu mektubun diyenlerin en evvelkisi oldu. İbn Zübeyr, İbn Zübeyr oldu. Abdullah İbn Zübeyr o mektubu evvela onun eline değdi. Fekale buyurdu ki, "Ma a'lemu leha." Ben buna bilmiyorum. İlla ente da, sen terk edeceksin. Uru'aha, heyiz günlerinde namazı terk edeceksin. Ve tafes ile ondan sonra da usledeceksin. İnde külli salatin, her namaz vaktinde ve tusalliye namaz kılacaksın. İlk önce bu üç Abdullah orada ya, mektubu getirdiler. Mektup Abdullah ibn Zübeyr'in eline değdi. O hemen fetvasını verdi. Ne dedi? Heyiz günlerini sayacaksan, namazı terk edeceksen, heyiz günleri bittikten sonra her namaz için abdest alacaksın, vakit için değil, namaz için, her namaz için us edeceksin, ondan sonra vetusalliye namaz kılacaksın. Böyle fetva verdi. Fetetabe'u Abdullah ibni Ömer ile Abdullah ibni Abbas da tabi oldular. Ala zalike, bu fetva üzerine bunlar da tabi oldular. Onlar da evet, bu fetva doğrudur dediler. Şimdi üç Abdullah da buna ittifak eyledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccac kâle, haddesena Hammad, Hammad ibn Seleme, en Hammadin, Hammad ibn Ebi Süleyman'dan rivayet eyledi, en Sa'id ibn Cübeyr, Sa'id ibn Cübeyr'den radıyallahu anh. An ibn Abbas'ın radıyallahu anhüma, o da Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Hasaten, yani üç Abdullah yok, yalnız Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Mislehu eyni hadisi şerifi. Gayre ennehu kâle. Yalnız şu kadar var ki bu hadiste Abdullah ibn Abbas buyurdular ki tedeus salata, namazı terk edersin eyyam heydeha, yahut tedeu hitap gaybes vasile, tedeu o kadın terk eder as salata, namazı eyyam heydeha, hayiz günlerinde terk eder. Sonra da her namaz için gusl eder, namazını kılar. İmam Ebu Hanife'nin kavli de bu. İmam-ı Azam böyle dedi. Evet, İmam Ebu Hanife diyor ki, Hammad kendi hocası, Hammad bunu alırdı. Böyle derdi ki, o kadın heyiz günleri namazı terk edecek, fakat diğer istihaze günleri de gusl edecek her namaz için. Böyle dedi, emma ana fe'ara en tatavvada li kulli salatin ve la ta'tesile. Fakat ben her namaz için gusl etmeyi görmem. Ya her namaz için abdest alacak, husletmeyecek. Ki peki İmam-ı Ebu Hanife kendi hocasına burada muhalefet ediyor. Çünkü kendisinin de başka tariklerle rivayet ettiği var ki bu var idi, neskedildi. Onu aşağıda beyan edecek. فَجَعَلَ اَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَ. İşte bu makale sahipleri dediler, عَلَى الْمُسْتَحَادَ مُسْتَعَادَ مُسْتَحَادَ حَيِّ جُكَرَنْ اِسْتَحَادَ قَانِ كَرَنْ, bir kadına kıldılar.
hükmettiler ki en ta'tasile li kulli salatin, her namaz için guslede. Ne için böyle bu hükmü verdiler? Lima zekernahu, bizim zikrettiğimiz şey için, min hadihil asar, Hazreti Ali, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet edilen bu rivayetler için böyle hüküm verdiler ki o kadın her namaz vakti gusledecek dediler. Ve halefen fi zalike aharun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Yani bu mesele ihtilaflı olduğundan onlar muhalefet ettiler. Dediler ki yok, öyle değil. Peki muhalefet edenler kim? Muhalefet edenler Ata, Hammad, İbni Uleyye, İmamiyet mezhebi, Seleften bir cemaat. Bunlar muhalefet ettiler. Ne dediler? Evet. Fekalu, dediler ki ellezî yecibu aleyha, ona vacip olan şey en tâtesile guslede, biz zuhri vel asır, evi ve ikindiye guslede, guslen vahiden, bir gusül yapar. Ki tusalli bi, o gusül ile kılar. Az zuhre evle yıkılar, fi ahiri vaktaha, evlenin son vaktinde. Vel asre, ikindiyi de kılar, fi evveli vaktaha, evvelki vaktinde. Bir gusleder, evleyi son vaktine getirir. Hemen onu kılar, az sonra da zaten ikindi olur, ikindiyi de o gusülle kılar. İki namazı bir gusülle kılmış olur. Ve te'atesile lil mağribi vel işâ guslen vahiden. Akşam ile yasıya da bir gusül yapar. Tusalli bihi, tusallihima, akşam ile yasıyı kılar bihi, o gusülle. Nasıl? Nasıl kılar? Fetuakhirel ula, akşamı teahhir eder. Minuma, bu iki namazdan. Ve tukeddimül ahire, yasıyı da tekdim eder. Akşam namazının son vaktine getirir. Gusül eder, akşamı kılar. Peşi sonra da yasıyı kılar. Kemâ fe'alet fi zuhri vel asr, evrede ve ikindi de yaptığı gibi. Ve te'atesile lissubhi, sabah namazı kaldı. Sabah namazı için gusül eder. Gusülen bir gusül müstekil. Onda cemi yok. Tek başına ona gusül eder, sabah namazında kılar. Bu rivayete göre günde 3 defa gusül edecek. Evvelki kavle göre günde 5 defa gusül edecek. Bu kavle göre günde 3 defa gusül edecek. Peki evvelkilerin rivayetleri var idi. Hazreti Ali'den ve Abadile'den. Bunların da delilleri var. Ve zehebu fi zalik, bunlar bu mesele hakkında zahip oldular. İlâ mâ haddesene ibn Ebi Davud, Ebi Davud'un bize rivayet etmiş olduğu hadise zahip oldular. Kâle haddesene Nuaym ibn Hammad, kâle haddesene ibnül Mübarek, kâle akberena Süfyanü Sevri, en Abdirrahman ibnül Kasim, enil Kasim ibn Muhammed. Kasim ibn Muhammed ki Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, Muhammed'in oğlu Kasim'dir bu. An Zeynep binti Cehşin, Zeynep binti Cehşin kızı Zeynep'ten, Ezvac-ı Mutahharat'tan Hazreti Zeynep. Ve zevvecnâkeha ayeti kerimede var ya, felemmâ kadâ zeytun minâ vataran zevvecnâkeha. Hazreti Zeytun'u boşadıktan sonra Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri göğde onun nikahını kıydı. Onun için Zeynep iftihar ederdi diğer Ezvac-ı Mutahharat'a ki sizin nikahlarınızı sizin ehliniz yaptı, benim nikahımı Hazreti Allah yaptı. Galet Hazreti Zeynep dedi ki se'eletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sormuş enneha müstehade. Bu demek ki Hazreti Zeynep'in kendi başına da geçmiş. Hazreti Zeynep'in bir de hemşiresi Ümmü Habibe, bir de onların hemşiresi Hemi'e var idi, Hemine. Bunların üçü de devamlı istihaze kani görürdüler. Üç bacı, üçünün de adeti bu. Onun için Hazreti Zeynep de diyor ki enneha, o Se'eletin Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem enneha, sordu ki kendisi müstehadetün, devamlı kan geliyor, istihade kani. Sordu Resulullah Efendimiz'e fekale, buyurdular ki li teclise yâme ekraiha, heyiz günleri otursun, sümme tahtesi, sonra husnesi eylesin, ve tuakhire zuhr ve tuacilel asır, evleyi tahir eylesin, ikindiyi tacil eylesin, ve tahtesile ve tusalliye, husnesin, namazını kılsın, ve tuakhirel mağribe ve tuacilel eşâ, akşamı tahir eylesin, yasıyı da evvelki vaktine alsın, ve tahtesile ve tusalliye, husnesin, namazını kılsın, ve tahtesile lil fecri, sabah namazını da müstakil olarak husle eylesin. Bak bu rivayette geldi Hazreti Zeynep'ten. Haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyan,
An Abdurrahman ibn al-Qasim an ebihi. Abdurrahman babası Kasım'dan, Kasım da babası Muhammed'den rivayet eyledi ki enne mra'ate minel müslümin, Müslümanlardan bir kadın üstuhidat, bu istihada kanı gördü. Fesâlun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sordular. Sümme zekere nehvehu, bunun mislini zikreyledi. İlla ennehu kâle, bu rivayette dedi ki kadre eyyâmiha, heyz günlerinin miktarınca dursun, namazı terk eylesin. Heyz günleri geçtikten sonra her namaz için gusle eylesin. Fakat rivayette bu var ama her namaz için değil de her iki namaz için bir gusül. Evreyli ikindi için bir gusül, ikindi ile akşam için de bir gusül. Sabah namazı da müstakil bir gusül. Haddesene ibn-i Mertu kâle, haddesene Bişir ibn-i Umer kâle, haddesene Şöben, Abdurrahman ibn-i Kasim, an ebihi. Yine Kasim babası Muhammed'den rivayet ediyor. En Aişe'te radıyallahu anha, o da Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet ediyor. Enne mra'aten, bir kadın üstuhidet, istihade kani gördü. Ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında. Fe ümiret, emredildi. Ne emredildi? Sümme zekere nehvehu, böylece zikreyledi ki yani evleyle ikindiyi birleştirir, bir gusül yapar. Akşam ile yatsıyı da birleştirir, bir gusül. Sabah namazına da müstakil bir gusül. Böylece emrolundu. Gayre ennehu lem yezkür. Bu rivayette şu kadar var ki Şöbe zikreylemedi. Terkehe salate eyyame ekraiha. Heyz günleri namazını terk eder diye bu rivayette gelmedi. Ve la eyyame haydaha. Eyyame ekraiha yahut eyyame haydaha, bu gelmedi. Halbuki Süfyan-ı Sevri rivayetinde geçti ki heyz günleri o namazını terk eder, diğer vakıtlar için de husl eder. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء ابنة عميس عميس قزي حزرة أسماء دين روايته لدي قالت حزرة أسماء دي كي قلت يا رسول الله فان دي يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش أبي حبيش قزي فاطمة استحيدت واستحادة قاني قردي منذ كذا وكذا. Şu zamandan beri bundan heyiz kanı geliyor ki 7 seneymiş. Diğer rivayette geliyor ki 7 sene heyiz kanı, istihaza kanı görmüş. Felem tusalli, bu namaz kılamıyor. Felem tusalli, namaz kılmadı. Heyiz kanı geldiğinde, istihaza kanı geldiğinde heyiz diye namaz kılmıyor. 7 sene namaz kılmamış. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Subhanallah, teaccüb ettim. Nasıl namazı terk eder? Hâdâ min ameli şeytan. Bu şeytanın amelindendir. Namazı terk etmek şeytandandır. Yani bir rivayette geliyor ki şeytan o damarı bozar. O damardan kan akar. O kadın da seni der ki bu heyiz kanıdır. Namazı terk eder. Şeytan bu yoldan namazı terk ettirmiş olur ona. لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِنْ, o bir taşta otursun o kadın. فَاِذَا رَأَتْ سُفْرَةً فَوْقَدْ مَاِ, suyun üzerinde bir sarılık gördü mü? Yani kanın ilk az geldiği vakitte sarılık olur. Bunu gördü mü? Kan eseri yok da sarılık oldu. Feltâtesil, gusle eylesin. Lizzuhri vel asri, evle ve ikindi için guslen vahiden, bir gusül. Sümme tâtesil dil mâribi vel işâ, guslen vahiden, akşam ile yatsıya da bir gusül yapsın. Ve tatavadda fîmâ beyne zâlik, bu arada da abdest alsın. Abdest alsın yani o istihaza kanından başka abdesti bozan bir şey olursa, mesela olur ya, bu gusli yaptı, evle yıkıldı, o arada idrari geldi yahut da büyük abdesti geldi yahut abdesti kaçıracak bir şey olduysa onun için gusletmez. Onun için abdest alır, ikindiyi de kılar. Akşam da böyle. Akşamı kıldıktan sonra yası yıkılmazdan evvel abdesti bozan bir şey olursa arada gusletmez de abdest alır. فَقَوْلُهُ وَتَتَوَضَّهُ فِي مَا بَيْنِ ذَٰلِكِ, bunların ikisinin arasında abdest alır buyurması, يَحْتَمِلُ اَنْ تَتَوَضَّهَ, ihtimali olur ki abdest alır, لِمَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الْاَحْدَاسِ, ondan abdesti bozan şeyler zuhur eder de onun için abdest alır. اَلَّتِي تُوْجِبُ نَقْدَ تَهَارَاتِ, taharetin eksiden şey, büyük abdest, küçük abdest, bunlar gibi. وَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ تَتَوَضَّهَ لِلصُّبْحِ, ha, bu ihtimali var ki evli ile ikindiye guslede, akşam ile yatsıya da guslede, yakaldı sabah namazı, sabah namazına da abdest ala gusletmeye, buna da ihtimali var. Feleyse fihi delilun, bu rivayette delil olmadı.
ala hilafi ma tekaddemehu, tekaddüm eden yukarıdaki rivayetin hilafına delil olmadı. Min hadisi Şuabete ve Süfyan. Şuabe ve Süfyan'ın rivayet eylemiş olduğu hadisler var diye yukarıda onun ona muhalif bir delil yok. Kalu, işte bu cemaat dediler ki fehadi lasar, bu eserler kadruyeten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kema zekerne, bizim zikrettiğimiz gibi Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Fi cem'i zuhri vel asri, evle-i ikindiyi cem etmekte bi guslin vahidin, bir gusülle. Ve fi cem'i mağribi vel eşa, mağribi eşa'yı da cem etmekte bi guslin vahidin, bir gusülle. Ve ifradi subhi bi guslin vahidin, sabah namazını da tek başına bir gusletmek sabit olmuş oldu bu eserlerle. فَبِهَذَا نَأْخُدُ, işte biz bununla, bu eserlerle alırız dediler bu ikinci kavle sahip olanlar. وَهُوَ اَوْلَى مِنَ الْآثَارِ الْاُوَلْ, evvelki eserlerden, evvelki rivayetlerden bu daha evladır. اَلَّتِي, öyle eserler ki fiha, onlarda olucuydu zikrü emri bil usli li kulli salatin, yani birinci mezhep sahibinin getirdikleri deliller ki her namaz için gusledecek emri vardı ya, onlardan ise bu ikincisi daha evladır. لَاَنَّهُ قَدْرُوْيَ, rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا, rivayette sabit olmuş oldu ki bu delalet ediyor bu ikinci rivayetler ki عَلَى أَنَّ هَذَا, bu sonki rivayetler نَاسِخُ النَّسْخِدِجِدِرْ لِذَٰلِكَ اَوَّلْكِلَرْنِ, evvelkisi her namaz için abdest alacaktı. O mensuh oldu. İki vakti için bir abdest alacak, bu da nasih oldu. Hangisiyle emel edilecek? Nasihle emel edilecek. فَذَكَرُوا zikreylediler. مَا حَدَّسَنَا اَبْنُ اَب۪ي دَاوُدٍ, Ebu Davud'un bize rivayet etmiş olduğu hadisi ki yani nasihi beyan edecek. قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقٍ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ اَنْ اَب۪يهِ, Abdurrahman, Kasim ibn-i Muhammed'den, babası Kasim'den rivayet eyledi. Yani Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den, قَالَتْ اِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بْنُ سُهَيْلٍ, Sehle ibn Süheyl ibn Amr, Süheyl ibn Amr'ın kızı Sehle, üstühidet, istihade gani gördü. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de kâne ye'muruha bil gusli inde kulli salatin, her namaz vaktinde gusletmeyi ona emrederdi. Felemma echhedeha, vaktaki Hazreti Sehle'yi meşakkate soktu. Zalik, bu her vakit için gusletmek, her namaz vakti için gusletmek onu yordu, meşakkate düştü. Emreha, Peygamber Efendimiz Hazreti Sehle'yi emreyledi. En tecme'a zuhre vel asre fi guslin vahid, evle ile ikindiyi bir gusulde cem etmeyi. Vel mağribe vel işa'a fi guslin vahid, mağribe ve işa'yı da bir gusulde cem etmeyi emreyledi. Ve ta'tasile lussubhi, sabah namazına da müstakil bir gusletmeyi emreyledi. Evvelden günde 5 defa gusül yapıyordu. Şimdi bu 3'e indi. Kalu, işte bu ikinci kavle sahip olanlar dediler ki fedelle zalik, bu delalet etti ki ala enne hadel hükme, bu hüküm günde 3 defa gusül eylemek nasihun neshedicidir lil hükmü lezi şul bir hükmü ki fil athari luvvel, evvelki eserlerde vardı. Her vakit için gusül etmek vardı ya, onu neshetti. Bu nasih oldu, o mensuh oldu. لَأَنَّهُ اِنَّمَا, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا اَمَرَ بِهِ, bu üç defa, günde üç defa gusletmekle emreyledi. بَعْدَ ذَٰلِكَ, her vakit için gusle emrettikten sonra. فَسَارَ الْقَوْلُ بِهِ, öyleyse bu ikinciyle hükmetmek evla, daha evladır. مِنَ الْقَوْلِ بِالْآثَارِ الْاُوَلْ, evvelki eserleriyle hükmetmekten ise bununla hükmetmek daha evladır. Öyleyse ne olmuş oldu? Resulullah Efendimiz İslamiyet'in evvelinde istihade kanuni gören her namaz için gusledecekti günde 5 defa. Fakat sonunda bu meşakkatli olduğunda 3'e indirdi. Bu 3'e indi, evleylikin diye bir, akşam ile yatsıya bir, sabah namazına da bir. 3'e inince bu nasih oldu, evvelkisi mevsuh oldu. Kalu, bu ikinci kavli sahip olanlar dediler ki fedelle zalike, bu delalet etti ki ala enne hâzel hükme, bu hüküm günde 3 defa gusül etmek, namazları ikişer ikişer toplayıp da 3 defa gusül etmek nâsihun nâsihdir lil hükmü lezi şul bir hükmü ki fil âthâri l'uvel, evvelki eserlerde gelmişti. Her namaz için bir gusül etmek hükmünü
bu ikinci hüküm nasıh oldu, evvelki mensuh oldu. لَاَنَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا اَمَرَ بِهِ Bununla emretti. Bu üç vakit gusletmekle بَعْدَ ذَلِك her namaz için guslettikten sonra فَسَارَ الْقَوْلُ بِهِ Bununla hükmetmek oldu. اَوْلَا دَهَا اَوْلَا oldu. مِنَ الْقَوْلُ بِلَا اَثَارِ الْوَالَ evvelki eserlerle hükmetmekten daha evvela oldu. قَالُوا Bu ikinci kavle sahip olanlar dediler ki وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ Bu rivayet edildi. Eyda yine böylece yani günde üç defa husletmek rivayeti geldi ya bu rivayet edildi. اَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali kerremallahu ve şehudenden de rivayet edildi. Ve bin Abbas'ın radıyallahu anhu Abdullah bin Abbas'tan da rivayet edildi. فَذَكَرْ Bunlar zikreylediler. Maşhur bir rivayeti ki haddesena bize rivayet eyledi İbn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud İmam-ı Tehaviye rivayet eylemiş. Kale haddesena Ebu Ma'mer. Kale haddesena Abdülvaris. Kale haddesena Muhammed İbn-i Cihade. En İsmail İbn-i Recep. En Sa'id İbn-i Cübeyr. An İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh. Sa'id İbn-i Cübeyr dediler. Rivayet eylediler Abdullah İbn-i Abbas'tan ki kale. Sa'id dedi ki ca'ethu Abdullah İbn-i Abbas'a geldi. İmra'etun bir kadın. Öyle kadın ki müstahadetün, müstahada kanuni gören bir kadın. Tes'eluhu sual eder olduğu halde. Felem yüfteha Abdullah ibn Abbas ona fetva vermedi. Ve kâle leha o kadına dedi ki seli gayri, benden başkasına sor bu meseleyi. Kâle Sa'id ibn-i Cübeyr buyurdular ki fâetet o kadın geldi. İbn-i Ömer'e radıyallahu anh Abdullah ibn Ömer'e geldi. Fese'alet ona sordu. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمَرُ Ona dedi ki لَا تُصَلِّي Namaz kılma. مَا رَعَيْتَ الدَّمَ Kani gördüğün müddetçe. Kan madem geliyor, kan geldiği müddetçe namaz kılma dedi. فَرَجَعَتْ Kadın gitti. اِلَى بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنْ عَبَّاسِ gitti. فَأَخْبَرَتْهُ Ona haber verdi. Haber verdi ki İbn-i Ömer bana böyle fetva veriyor. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ Abdullah ibn Abbas rahmetullahi aleyh dediler ki inkâde leyükeffiruki inkâde inşan kâde garip oldu ki leyükeffireki seni tekfir ede yani küffarın ameline feracaat bu kadın rücu etti ile ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'a rücu eyledi feakberetu ona haber verdi ki Abdullah ibn Ömer bana fetva veriyor ki kan geldiği müddetçe namaz kılma. Fekale rahimehullah Abdullah ibn Abbas rahmetullahi aleyh dediler ki inkâde leyükeffiruki yani yakın oldu ki o seni tekfir eder. Yani kafirlerin ameline gitmeye delalet etti. Yakın oldu ki böyle ola. Çünkü namaz kılmamak kafirlerin amelidir diye o da namazı kılma diyor. Yani bu Abdullah ibn Ömer'in vermiş olduğu fetva doğru değil. Namaz terk edilmez. Kale Sa'id ibn Cübeyr buyurdular ki sümme se'alet o kadın sordu Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya sordu. Fekale Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki tilki rakzetun mine şeytan sana diyorum, seni işaret ediyorum ey kadın o senden gelen kan rekzetun mine şeytan şeytandan bir reksedir, bir dürtmedir. Ev garhatun fir rahim yahut da rahimde bir yaradır. Ravi şek ediyor ki Hazreti Ali tilki rekzetun mine şeytan mı dedi yoksa tilki garhatun fir rahim mi dedi. İğtesili sen gusliyle inde kulli salateyni her iki namaz vaktinde bir kere merreten bir kere gusliyle ve salli namaz kıl. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın fetvası bu her iki namazda bir gusül evle ile ikindiyi cem edecek. Ona bir gusül edecek. Akşam ile yatsıyı da bir cem edecek. Ona da bir gusül edecek. Ama sabah namazını burada zikretmiyor. Ve salli namaz kıl. İşte öyleyse bu da yukarıdaki rivayeti teyit ve tekit eyledi. Kale Sa'id ibn Cübeyr diyor ki felakiyet İbni Abbas'ın radıyallahu anh o kadın Abdullah ibn Abbas'a mülaki oldu. Ba'du Hazreti Ali radıyallahu anhü'den fetvayı aldıktan sonra. Fese'alet ve Abdullah ibn Abbas'a sordu. Fekal Abdullah ibn Abbas dedi ki, Ma ecidu
ben bulamıyorum. Leki senin için illa ma illa bir şeyi buluyorum ki kâle dedi Aliyyun radıyallahu anh Hazreti Ali dedi. Hazreti Ali dedi ki fetvadan başka sene ben fetva bulamıyorum buyurdu. Şimdi burada Abdullah ibn Abbas Hazreti Ali'nin vermiş olduğu fetvayı evet benimsedi. O da o şekle razı oldu. Haddesene ibn Huzeyme kâle haddesene Haccacun kâle haddesene Hammadun en Kays ibn Sa'din en Mücahidin kâle. Mücahid'den rivayet eyledi dedi ki kîle li ibn Abbasin Abdullah ibn Abbas'a denildi ki radıyallahu anh inne ardana bizim bu yerimiz yani Kufe yeri ardun baridetun soğuk bir yerdir. Şimdi bu hadise Kufe'de olduğundan dolayı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu fetvası Abdullah ibn Abbas'ın bu fetvası duydular. Duyduktan sonra Abdullah ibn Abbas'a dediler ki bu Kufe soğuk bir yerdir. Bu kadın yani meşakkat çeker. Evet. Kale Abdullah bin Abbas buyurdular ki tuakhiru zuhre önleyi tehir eder ve tuacilul asre ikindiyi de tacil eder ve ta'tesilu lehuma guslan vahiden ikisine bir gusül yapar ve tuakhiru'l mağribe akşamı tehir eder ve tuacilul isha yatsıyı da tacil eder ve ta'tesilu lehuma guslan bu ikisine de bir gusül yapar ve ta'tesilu gusl eder lil fecr fecrede guslen bir gusül eder. Yani 5 vakta 5 defa gusl edinceye kadar günde 3 defa gusl etmiş olur. Fe zehebe haula işte bu kavim sahip oldular ila hadil asar bu eserlere. Hazreti Ali, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyye'den rivayet edilen bu eserlere sahip oldular. Bunlar kimler idi? Ata ibn Ebi Rebah, Said ibn Cübeyr, Ekrime, Nekai, ibn Şeddat ve Selef'ten bir takım cemaat bunlar buna sahip olmuştular. Bu arada bir kavul daha var ki İmam-ı Evzai de bunu almış. Diyor ki İmam-ı Evzai'nin o kavlüne göre önleden önleye o kadın 24 saat zarfında bir defa gusl eder. Önleden önleye bir defa gusl eder ve beş vakitte de abdest alır. Bu da başka bir kavul. Bunu İmam-ı Tahavi burada almamış. Ve halefehum fi zalike aharun. Bunlara bu birinci ve ikinci kavle sahip olanlara günde 5 defa gusl edecek yahut günde 3 defa gusl edecek diyenlere muhalefet ettiler. Kim? Aharun. Başka ulemanın diğerleri. Onlar da kimdir? Cumhur ulema ve fukahai emsardır ki Hanefiler, Şafiiler, Hanbeliler de üçü de bunda müttefiktirler. İmam-ı Malik de diyor ki evet her vakit için abdest alır ama vücuben değil istihbaben. Yani hayızlı bir kadın gusl etmez de şimdi beyanı gelecek ya bunlar fekalu dediler ki tedeul müstahadatu hayızlı bir kadın terk eder. As-salate namazı eyyam ekraiha hayız günleri. Onun her ayda ne kadar hayız günü varsa onlar malum. Onun için o günleri terk eder. Sümme ta'tesilü sonra bir gusül yapar. Ve tatavaddavu li kulli salatin her namaz için de abdest alır. Bu abdest alması vaciptir. Çünkü kan geliyor, abdest bozuluyor. Ve tusalli namaz kılar. İmam-ı Malik de böyle diyor da her vakit için abdest alır fakat vücuben değil diyor. Ya istihbaben. Madem ondan o kan devam ediyor, müstehaptır abdest alması diyor. O diğer üç mezhepten ayrılıyor. Ve zehebu bunlar sahip oldular fi zalik bu mesele hakkında ila maşhur bir rivayete ki haddesena İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi Muhammed bin Amr bin Yunus es-Sedusi Susi Muhammed bin Susi bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya bin İsa kale haddesena Lameş an Habibi bin Ebi Sabit an Urve Aişe radıyallahu anha Hazreti Aişe'den Hazreti Urve rivayet ediyor ki enne Fatimete binti Ebi Hubeyş Ebu Hübeyş'in kızı Fatime radıyallahu anha etet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekalet Fatime binti Ebu Hübeyş dedi ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü inni üstehadu ben hayız görüyorum. Fela yengatü enniyeddem kan benden kesilmiyor. Ben ne yapacağım diye sordu.
فَاَمَرَهَا Resulullah Efendimiz ona emretti. اَنْ تَدَعَ تَرْكِدَ اَسْسَلَاتَ نَمَازِ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا Heyiz günleri. Heyiz günleri namazı terk et dedi. ثُمَّ تَعْتَسِلَ Sonra da guslede. Heyiz günleri bitti mi? Bir guslede. وَتَتَوَضَّ abdest ala لِكُلِّ salatin Her namaz içinde bir abdest ala. Bak husul yok burada. Husli bir defa yapıyor. Her namaz içinde abdest alıyor. وَتُسَلِّيَ namaz kıla. Bu ne emretti? وَاِنْ قَتَرَ الدَّمُ İsterse kan damlasın. عَلَى الْحَصِيرِ Hasire kan damlasın. Katırın damlamakla damlasın. Yani istersen hasire kan damlasın. Sen vakit geldi mi abdest alırsın o namaz için. Artık bu namaz vakit o da ayrı ya. O abdesti aldın mı namazı kılarsan o kan gelse bile abdestin bozulmaz. Böyle buyurdu. Şimdi bu hadisi şerifi böyle buyurunca öteki iki rivayete de muhalif geldi bu. Haddesene Salih ibn Abdurrahman قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ابو حنيفه رحمه الله نعمان بن ثابت ابو حنيفه yani İmam-ı Azam radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir senetle daha İmam-ı Tahavi Salih ibn Abdurrahman terkili İmam Ebu Hanife'den rivayet eyledi. İkinci senedi de ve haddesena Fahd قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو حنيفه رحمه الله Fahd Ebu Nuaym'den, o da İmam Ebu Hanife'den rivayet ediyor ki İmam Ebu Hanife de an Hişam ibn Urve. Hişam ibn Urve'den rivayet ediyor. An ebihi Hişam da babası Urve'den. Urve'den Aişe'te radıyallahu anha, Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor ki enne Fatimete bint Ebi Hübeyş. Ebi Hübeyş'in kızı Fatime etetin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekalet dedi ki inni ahidu şehre ve şehreyn. Ya Resulallah ben bir ay, iki ay heyiz görüyorum. Yani kan geliyor. Kesilmiyor. Ne yapacağım diye sordu. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdular ki inne zâliki o gelen kan leyse bi haydın heyiz değildir. Ve innemâ zâliki o irkun bir damardır. Min demiki senin kanından bir damardır. Bir damar bozulmuş, hastaleşmiş oradan kan geliyor. Yoksa heyiz kanı değildir. فَيْزَا اَقْبَلَ الْحَيْدُ Heyiz ikbal etti mi? Yani senin her ayda hangi günden, ayın kaçından kaçına heyiz görüyorsun? İşte o geldi mi? Heyiz günleri geldi mi? فَدَعِ الصَّلَاةَ Namazı terk et. Mesela diyelim ki kadının her ayda ayın 10'undan 18'ine kadar kan geliyor. Mesela onun günlerini bildi ki her ayın 10'undan 18'ine kadar kan geliyor. Öyleyse o günler geldi mi namazı terk et. وَاِذَا اَدْبَرَ اِدْبَارِ اِتْتِكْ اَتْتِ مِ Mesela 18'i bitti. Kadın biliyor ki zaten adette bu kadardı. O vakitte فَاَتَسِلِ سَنْ غُسْلِتْ لِتُهْرِكِ Tuhrun için yani o heyizden temizlendiğin için bir gusül yap. سُمَّ تَوَضَّهِ Sonra abdest al. اِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Her namaz vaktinde de her namaz içinde bir abdest al. Heyizden gusül ettin ya ondan sonra namaz kılacağın vakitte bir abdest al. Kafi gusül lazım değil. Tekrar bir başka namaz kılacaksan yine bir abdest al. Ta ikinci aydaki heyiz günleri gelinceye kadar. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yahya ibn Yahya kâle karâtu alâ şerîkin ben şerîk üzerine okudum diyor. An ebil yakzan ebi yakzan'dan. Ebi yakzan kufidir. Sıfadır. Lakin diyor ki şarihte ve lakin ufihi teşeyyûnda bir teşeyyü var, şialik vardır, şia kitesi vardır. Ama rivayette doğrudur, sıkadır. Muhaddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id ibn-i Esbahani kâle akberena şerikun. Evet, İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Şeybeden bir de Fahd terikiyle şerikçe kadar rivayet ediyor. Şerik de Ebu'l Yakzan'dan. Ebu'l Yakzan kimden rivayet ediyor? Hani Adi ibn-i Sabit. Adi ibn-i Sabit'ten. Adi, o da an ebihi babası Sabit'ten. Sabit de an ceddihi ceddinden, Adi'nin ceddi ki yani Sabit de kendi babasından bunun isminde ihtilaf var. Şu yedi, bu yedi diyenler var. Bunun muhtelifin fiyh oluyor. Evet, Adi'nin dedesi. O da kimden rivayet eyledi? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den kâle buyurdular ki El müstehâdatü heyizli kadın tedavus salate namazı terk eder. Eyyâmi haydaha heyiz günlerinde namazı terk eder. Sümme tağtesilü sonra gusleder. Heyiz bittiği için temiz,
temizlik zamanı başladığında husleder. Ve tatavadda ve abdest alır, likülli selatin her namaz içinde abdest alır. Ve tesumu oruç tutar ve tusalli namaz kılar. Bu da İmam-ı Ebu Hanife'nin rivayeti oldu. Kalu, ulema buyurdular ki bu mesele zahib olanlar ve gadruyen Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den de rivayet edildi mislü zalik. Bunun gibi bir rivayet Hazreti Ali'den de var. Fezekeru zikreylediler. Maşul bir rivayeti ki haddesena bize rivayet eyledi Fahdun Fahd. Kale Fahd dedi ki haddesena Muhammed ibn-i Sa'id. Kale akberena şerikun. Şerik haber verdi an Ebil Yaksan. Ebil Yaksan'dan o da kimden? An Adi ibn-i Sabit. Adi ibn-i Sabit'ten an Ebihi. O da babası Sabit'ten an Ali'in radıyallahu anh. Sabit de Hazreti Ali kerramallahu ve şevde. Radıyallahu anh mislu eyni bu hadisi şerifin yukarıdaki okuduğumuz gibi bu rivayet rivayet edildi. Yani misli hadisi an ebihi an ceddihi ani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi babasından o da dedesinden o da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisin aynı de Hazreti Ali'den rivayet edildi ki müstehaz olan bir kadın heyiz günleri namazını terk eder. Heyiz günleri bitti mi temizlik için gusleder. Ondan sonra her namaz için de abdest alır, orucunu tutar, namazını kılar. Evet. Peki Hazreti Ali radıyallahu teala anh'den rivayet eden Adi babası Sabit'ten. Burada dedesi yok. Babası Sabit, Sabit de Hazreti Ali'den. Evet, bu hadis diyor, eynen Adi babası Sabit'ten, o da dedesinden, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis gibi, ellezi öyle hadis ki zekerina, biz onu zikreyledik. Fil fasıllezi kabile hâda, bundan evvelki fasılda. Az yukarıda zikreyledik. Kale, bu üçüncü mekale sahipleri dedi. Fakat kalu olması daha doğru. Kalu, bu üçüncü mekale sahipleri dediler ki fîmâ ravînâ an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ da değil. Daha doğrusu febimâ. Febimâ şul bir hadiste ki ravînâhu biz onu rivayet eyledik. An Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ve an Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet eyledik. Nekûlû bihi biz işte onunla hükmederiz. Evet, şimdi buradaki ibare قال فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من هذا القول. Öyle diyor fakat şart ediyor ki bu tasriftir. Yani bu kitapların nesahları neshederken yazarken yanlış yazmışlar. Doğrusu قالوا فبما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه نقول. İşte biz de Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen Ba'di İbn-i Sabit'in rivayet edildiği hadisle deriz ve bununla amel ederiz. E ne demek oldu? Yani heyiz günleri namazı terk eder. Heyiz günleri bitti mi bir husul yapar. Ondan sonra her namaz içinde bir abdest alır. Namazında kılar, orucunda tutar. Fe'aradahum bu üçüncü kavle sahip olanlara muarize etti. Muaridun bir muariz. Bir adam buna itiraz etti. Fakale dedi ki emma hadisu Ebi Hanife emma İmam Ebu Hanife'nin hadisi rahimahullahu teala ellezî revâhu an Hişâmin ol bir hadis ki Hişâm'dan rivayet eyledi an Urvet ve da babası Urvet'den fekhataun bu hatadır. Bu hatadır dediler. Bu hadisi kabul etmeyiz. Hata nereden geliyor? Ve zâlike bu hatada ennel hufvâze hadisin hafizleri bunu rivayet eylediler an Hişâm ibn-i Urve Hişam ibn-i Urve'den revavuhu rivayet eylediler. Hüffaz Hişam ibn-i Urve'den rivayet eylediler. Ela gayri zalik. Bu senin zikrettiğin şeklin gayrisi üzerine rivayet eylediler. Yani orada her namaz için abdest alır demediler. Halbuki sen burada rivayet ediyorsun ki her namaz için abdest al diye rivayet eylemiş. Halbuki onlar böyle demediler. Fezekeru nasıl yaptılar? Fezekeru o Hüffaz zikreylediler. Maşul bir rivayeti ki haddesena Yunus. Yunus İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Kale akberen ebn-i Vehbin. Kale akbereni Amr'un. Amr ibn-i Haris'in Mısri rivayet eylemiş. Ve Sa'id
Dübünü Abdurrahman, Said bin Abdurrahman el-Cümehi ve Malikun Malik ve Leysü Leys. Bak bunlar üçü de Hufaz-ı Kiram'dan. Amr ibn el-Haris, Said el-Cümehi, İmam-ı Malik, İmam-ı Leys rivayet eylediler. En Hişam ibn-i Urve, Hişam ibn-i Urve'den. Ennehu Urve akhberahu akhberahum, onlara haber verdi. Yani Amr, Said, Malik, Leys'e haber verdi. An ebihi, babasından. Babası kim? Urve'den. Hişam babası Urve'den haber verdi. O da kimden rivayet eyledi? An Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den rivayet ederek haber verdi ki enne Fatime tebnete Ebi Hübeyş, Ebi Hübeyş'in kızı Fatime câet ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Ve kânet tüstehâd. Bu cümleyi yetiraziye. O da heyiz görürdü. Yani kan kesilmezdi diyor. Fekâlet. O kadın dedi ki Fatime radıyallahu anh, ya Rasûlullah, inni vallahi ma atur. Allah'a yemin ederim ki ben temiz olmuyorum. Yani devamlı kan geliyor. Efe ed'u salate ebeden, ben devamlı namazı terk edeyim mi? Madem yani heyiz kanı zannederek heyizli kadın namaz kılamaz, öyleyse ben de ebedi namazı terk mi edeyim? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki innemâ zâliki irkun, bu bir damardır. O kan geliyor ya, o bir damardan geliyor. Beleyset bil haydeti, hayizden değil, rahimden değil. Fe izâ akbeletil haydetu, hayiz ikbal etti mi, senin ayın kaçında hayizin başlıyor, işte o geldi mi, o ikbal etti, o günler geldi mi, fetrukis salate, namazı terk et. Çünkü biliyorsun ki adetin şu kadar gündür, bu ayın şu gününden şu gününe kadar devam ediyor. Bunu biliyorsun, o günleri namazı terk et. Ve izâ zehebe kadruha, o adet günlerinin miktarı geçti mi? Adet günün kaç idi? 3 mi? 5 mi? 8 mi? Ne kadar ise o kadar geçti mi? Fâsili, sen guslet. Anki fâsili yeka, anki senden edde mekani yeka. Sümme salli. Ondan sonra da namaz kıl. Şimdi burada sen kani yeka, ondan sonra da namaz kıl. Ama bu rivayette Ebu Hanife'nin dediği gibi abdest al diye gelmedi. Salli kıl dedi. Her namaz için bir abdest al demedi. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud. Kale haddesena Süleyman ibn Davud. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Muhammed ibn Ali ibn Davud el-Bağdadi derler. Onun kendi şeyhi. Ondan rivayet eylemiş. O da buyurmuş ki haddesena Süleyman ibn Davud. Bu Süleyman ibn Davud da Abdullah ibn Abbas'ın oğlu Ali. Onun oğlu Davud. O Davud'un oğlu da Davud, işte o Davud'un oğlu, yani bu Haşim-i Abbasi. Bu rivayet eyledi. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ebi'z-Zenad an ebihi ve Hişamin. Abdurrahman ibn-i Ebi'z-Zenad hem Ebi'z-Zenad'dan rivayet eyledi hem de Hişam'dan. Kileyhima, her ikisi de Ebi'z-Zenad olsun, Hişam olsun, ikisi de rivayet eylediler. En Urvete, Urvete. En Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den mislehu, aynen bu hadis-i şerifin mislini rivayet eylediler ki heyiz günleri geldi mi namazı terk et, heyiz günleri gitti mi kani yıka namaz kır. Fahakezâ rabel huffaz, işte huffaz, hadis hafizleri böylece rivayet eylediler hadel hadise, bu hadisi an Hişam ibn-i Urve, Hişam ibn-i Urve'den böyle rivayet eylediler. Yani her namaz için abdest al zikri yok burada. Yıka, kani yıka namaz kır dediler. La kema ravahu Ebu Hanife rahimehullah, İmam Ebu Hanife'nin rivayet ettiği gibi rivayet etmediler. İmam Ebu Hanife'nin rivayetinde her namaz için abdest al diye rivayet etmediler. Öyleyse Ebu Hanife'nin rivayeti bu Hufaz'ın rivayetine muhalif geldi. Fekâne minel hücceti aleyhim, bu itiraz edenlerin aleyhine hüccettendir. Yani İmam-ı Azam'ın lehine ve itiraz edenin de aleyhine hüccettendir ki enne Hammâd ebne Seleme, Hammad ibn Seleme kad revâ hâzel hadîse, bu hadisi rivayet eyledi an Hişam'ın Hişam'dan. Eyni zaten râviye Hişam değil miydi? Hişam idi. Fezâde fîhî, Hişam'ın bu rivayetinde ziyade eyledi harfen bir harf. Öyle harf ki yedüllü delalet eder alâ muvâfekatihî, Hammad ibn Seleme'nin muvâfık olduğuna li Ebi Hanife'de İmam-ı Azam'ı rahimahullah.
O rivayette İmam-ı Azam'ın dediğine muvafık geldi. Peki bu Hammad İbni Seleme'den gelen rivayet nedir bakalım? Ki İmam Ebu Hanife'nin rivayetine muvafık gelmiş. İmam-ı Tahavi onu da beyan ediyor. Buyuruyor ki haddesena Muhammed İbni Huzeyme bize rivayet eyledi. Kale haddesena Haccac İbnül Minhar. Kale haddesena Hammad İbni Seleme. Hammad İbni Seleme rivayet eyledi. İşte hadis bu. An Hişam İbni Urve Anabihi. Hişam İbni Urve'den, o da babası Urve'den. O da kimden? En Aişe radıyallahu anha, Hazreti Aişe'den. Hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Misle hadisi Yunus. Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisin misli. O da kimden? Hani İbni Vehb'den rivayet eylemiş olduğu hadisin misli rivayet eyledi. Ve hadise Muhammed İbni Ali'l-Bağdadi'nin rivayet etmiş olduğu hadisin misli. Yani Süleyman İbni Davud'dan ki el-Haşimi. غير أنه شو كذا الوقت حماد بن سلمة قال وحديث زيادة ذلك الذي كفي إذا ذهب قدرها حيز günlerin miktarı gitti mi fasili senyika enki senden et demek onu ve tavaddayı abdestan ve salli namazını kıl. Bak bu rivayette bir tavaddayı kaydı var. Ha, öyleyse bu tavaddayı kaydı, işte Hammad İbni Seleme bunu rivayet eyledi. Bu İmam Ebu Hanife'nin rivayetine muvafık geldi. Yukarıdaki Hüffaz'ın rivayeti eylemiş olduğu hadiste bu kayıt, bu kelime yok. Ve tavaddayı yok. Ve tavaddayı bu rivayette var. Bu İmam Ebu Hanife'nin rivayetine muvafık geldi. Fî hâdel hadis, bu hadiste olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emereha, bu kadını emretti Fatime binti Ebi Hübeyşe bil vudu'yı abdest ile me emrihi iyyaha, ona emretmekle beraber bir gusül ile emreyledi heyiz günlerinden çıkması için, abdest ile emreyledi her vakit namaz için. Fezalikel vudu, işte bu abdest, huvel vudu, abdestir li külli salatin, her namaz için olan abdest budur. Her namaza bir abdest al dediği bu. Fehâzâ mâna hadîs Ebi Hanife'de rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife'nin rivayet eylemiş olduğu hadisin manası da budur. Heyz günleri bitti mi gusül edecek, her namaz içinde bir abdest alacak. Ve leyse Hammâd ibn-i Selemet'e indekûl. Hammâd ibn-i Seleme de sizin indinizde olmadı. Şeyh Hişam ibn-i Urve, Hişam ibn-i Urve'den rivayet eylediğinde olmadı. Bidûni Mâlikin ve leyse ve Amr ibn-i Haris. İmam-ı Malik'in, İmam-ı Leys'in, Amr ibn-i Haris'in bunundan olmadı. Siz Hişam ibn-i Urve'den Malik, Leys, Amr ibn-i Haris tarihiyle rivayet ettiniz. Bunlar Hüffaz'dır. Ebu Hanife'nin hadisine muhalif geldi diyorsunuz. İşte Hammad ibn-i Seleme bunların durumunda değil. O da onun rivayetinde de tavaddayı kelimesi geldi ki Ebu Hanife'nin rivayetine muvafık oldu. Öyleyse İmam Ebu Hanife'nin bu rivayeti hatalı değildir, doğrudur. Fakat sebete sabit oldu bima zekerine, bu zikrettiğimiz şeyle Hammad ibn-i Seleme'nin rivayetiyle sabit oldu. Sehhetu rivayeti an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayetin sahih olduğu fil müstahadeti, müstahadı olan bir kadın hakkındaki rivayeti ki enneha, o kadın tatavadda ve abdest alır fi hal istihadatiha, heyiz halinde abdest alır li vakti kulli salatin, her namazın vakti için, her namazın vakti için abdest alır. O heyiz günleri bitti mi gusül bir defa, ondan sonra her vakit geldikçe abdestini tazeler namaz kılmak için. İlla ennehu, yalnız şu kadar var ki kad ruvi an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ney? Ma şol bir rivayet ki tekaddüm etti zikruna, bizim zikrettiğimiz lehu unifâden. Bak bu babda, bu babda Resulullah Efendimiz'den rivayetler gelmişti. O da neydi? Her namaz için bir gusül edecek. Ha, diğer bir rivayette geldi ki her iki namaz için bir gusül edecek. Yine İmam-ı Evza'nın bir rivayetinde de var, o şartta var ya, her gün bir gusül yapacak. Bu rivayetler o ki Resulullah Efendimiz'den geldi. Burada da geldi ki hayır, gusül bir defa yapacak, her namaz için bir abdest alacak. Rivayette böyle muhtelif olunca,
fe eredine murad eyledik ki enenzure bakalım fi zalik bu mesele hakkında. Üç türlü rivayet geldi, hatta bir rivayette dört türlü. Lina aleme bilelim ki mellezi ne şeydir ki yembeği layık olur en yu'mele amel edile bihi anında min zalik bunlardan. Bunların arasını arayacağız, arayacağız ki hangisiyle amel edilmesi lazım gelir, layık olur. Onu bilmek için, bilmek murad ettik. فَكَانَ مَا رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen şey oldu. O da neden? مِمَّا رَوَيْنَاهُ Biz onu rivayet ettiğimiz hadislerden. فِي اَوَّلَ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelindeki, yani birinci kavuz sahiplerinin rivayet etmiş olduğu. Ki اَنَّهُ اَمَرَ اُمَّ حَب۪يبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Peygamber Efendimiz Ümmü Habibe'yi emreyledi. بِنْتَ جَحْشِنْ Cehşin kızı Ümmü Habibe. Bil gusli, gusli emriyledi. İnde kulli salatin her namaz vaktinde gusletmeyi emriyledi. Evet, bu oldu. Bu sabit. Fakat sebete neshu zalik. Bunun neshi de sabit oldu. Neyle? Bima bir hadiste ki kad revaynâhu an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğimiz hadisi şerifle bunun neshi sabit oldu. Nerede rivayet eyledik? Fil fasl-i sani min hadel bab. Bu babın ikinci faslında rivayet eyledik. Fi hadisi İbni Ebi Davud anil vehbi. İbni Ebi Davud'un vehbiden rivayet eylemiş olduğu hadisle nesli ispat eyledik. Kim hakkında rivayet eyledik? Fi emri sehlete binti Süheyl. Süheyl'in kızı Sehle hakkında emretmiş olduğu hadisle nesil sabit oldu. Fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâne emereha Hazreti Sehle'yi emreyledi bil guslu gusl ile li külli salatin her namazıyla. Felemme eşhedeha vaktaki Hazreti Sehle'yi bu yordi. Felemme eşhede vaktaki meşakkete sokliha Hazreti Sehle'yi zalike bu her namaz vakti için gusl etmek ve iki meşakkete sokti. Emreha Resulullah Efendimiz Hazreti Sehle'yi emreyledi. En tecme'a beyne zuhri vel asri evleyle ikindiyi cem ede bir guslin bir gusliyle. Ve beynel mağribi vel işa mağrib ile işanın arasında cem ede bir guslin bir gusliyle. Ve ta'tesile lissubhi sabah içinde guslide guslin bir gusul. Bunu emreyledi. Fekâne uldi. Mâ ulbişi ki emreha Hazreti Sehle'yi emretti. Bihi anınla ve ki yani İki namazı cem et. Min zalik bundan. O da ne? İki namazı bir husulle yap. Bu oldu. Nasıhen nasıh oldu. Neydi? Maşhur bir hadisi ki kâne emreha Hazreti Sehle'ye emretmiş oldu. Bihi anında kabile zalik bundan evvel. Yani en evvel Hazreti Sehle'ye her vakit için bir husul yap. Sonra da buradan Hazreti Sehle meşakkate düşünce bu hükmüne sayıladı, emretti ki namazları cem et. İki namaz için bir gusül yap. O da neden? Minel gusülü külli salat et. Evvelce emretmiş olduğu her namaz için bir gusülden emretmişti ya. Evet, onu nasih oldu. Öyleyse her vakit için gusül etmek hükmü mensuh oldu. İki namaza bir gusül sabit oldu. Buna kaldı. Şimdi bu rivayette iki namaz için bir gusül. Bir de hayır, bütün heyiz günleri için bir gusül. Ondan sonra abdest. Buna bakmak istedik. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَ Biz bakmak istedik. فِي مَا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edilen şeylere. Ki كَيْفَ مَعْنَاهُ Bunun manası nedir? فَاِذَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْقَاسِمِ فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَ Biz nazar etmek murad eyledik. فِي مَا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edilen hadislere nazar etmek murad eyledik ki keyfe manahu. Bunun manası nedir? Feyza Abdurrahman ibnül Kasim. Baktık ki Abdurrahman ibnül Kasim kadre ve anebi nebihi. Babası Kasim ibn Muhammed'den rivayet eyledi. Fil müstehadeti müstehad olan bir kadın da elleti öyle kadın ki üstehidet. İstihade gördü fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında istihade olan bir kadın ni gördü ki
fehtulise ihtilaf olundu an Abdurrahman. Abdurrahman'dan fi zalik bu kadın hakkında ihtilaf olundu. Bu kadın kim idi? Faravassavriyü anhu Sevri Abdurrahman'dan rivayet eyledi ki o da kimden? Ebihi babası Kasim bin Muhammed'den rivayet eyledi. O da kimden? En Zeynebe binti Cahşi Ezvacı Mutahharat'tan Zeynep binti Cahşi'den rivayet eyledi. Ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emereha o kadını emretti bidalike bununla yani iki namazı bir gusulle cem et diye emreyledi. Ve en tede'a salata namazı da terk ede eyyam ekraiha heyiz günleri namazı da terk etmeyi emreyledi. Ve şimdi bu delalet ediyor ki demek ki o kadının heyiz günleri malummuş. Ayın kaçından kaçına kadar kaç gün heyiz gördüğünü görüyormuş. Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurmuş ki o heyiz günleri namazı terk et. Ondan sonra da namazları cem et. İki namazı bir gusulle kıl. Bu Sevri'nin rivayeti. وَرَوَاهُ Hadis-i şerifi rivayet eyledi İbn-i Uyeyne, Süfyan İbn-i Uyeyne an Abdurrahman'ıydı. Abdurrahman İbni Kasim İbni Muhammed'den rivayet eyledi an ebihi babası Kasim İbni Muhammed'den وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْنَبَ Fakat o rivayette Zeynep'i zikreylemedi. Yukarıda Sevri dedi ki Kasim ibn Muhammed Zeynep'ten rivayet eyledi. Burada onu zikreylemedi. İlla ennehu şu kadar var ki Süfyan ibn Uyeyne vafakat sevriye sevriye muvafakat etti fi ma'na metnil hadis hadisin metninin manasında. Metinlerin mana bir. Fekâne zâlik bu oldu. Alel cem'i beyni külli salateyni bu ittifak etmiş olduğu şu da şey oldu ki her iki namazı cem eder bir guslin bir gusulle fe eyyamil istihadati istihade günlerinde haseten eyyamil istihade günlerinde iki namazı bir gusulle kıla bu oldu. Orada heyiz günlerini Süfyan İbn-i Uyeyne'nin rivayetinde heyiz günlerini namazı terk etmek meselesi gelmedi. Ya yalnız gelen her iki namaz için bir gusulle de. Öyleyse İki namazı bir gusulle cem etmekte ittifak oldu. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne eyyâmel hayd, hayd günleri kâne mevdi'uha o günlerin mevdi'e yeri oldu mârufen, ayın kaçında olduğu mâruf oldu, mâlum idi yani. Mâlum olduğundan dolayı hayd günlerin namazı terk edecek, diğer günlerde de gusledip namazı cem edecek. ثم جاء شعبة شعبة قلدي فرواه وحديث روايته لدي عن عبد الرحمن بن القاسم ين عبد الرحمن بن القاسم ده شعبة ده روايته لدي عن أبيه بابا سقاسم بن قاسم بن محمد ده عن عائشة رضي الله عنها عزة عائشة ده روايته لدي كما رواه السوري سورين روايته لدي gibi سوري nasıl rivayet etmişse o da öyle rivayet eyledi. Ve ابن عيينة İbn-i Uyeyne'nin rivayet eylemiş olduğu gibi Sevri İbn-i Uyeyne nasıl rivayet eylediyse öyle ki rivayet eyledi. Gayrı ennehu yalnız şu var ki lem yezkür zikreylemedi şuabe eyyâmel akra akra günlerini, heyiz günlerini zikreylemedi. Heyiz günleri namazı terk edeceksin bu kelime yok. Yalnız her iki namazı bir gusulle cem edeceksin bu var. Ve tabi'u ala zalik buna tabi oldu Muhammed ibn-i İshak. Muhammed ibn-i İshak da buna tabi oldu. Yani heyiz günleri de zikredilmedi. İstihade günleri iki namazı bir gusulle cem etmek varid oldu. Felemma ruviye hadel hadisü kema zekerna. İşte bu hadis ki böyle zikrettiğimiz gibi rivayet edildi. Fehtelefu fi bu hadiste bu rivayette ihtilaf olundu. Bunu araştırmak icap etti. Bazı rivayetlerde geliyor ki heyiz günleri terk edeceksen ondan sonra iki namazı cem edeceksin. Bazı rivayetlerde geliyor ki iki namazı bir usulle cem edeceksin. Heyiz günleri bahsedilmiyor. Öyle ki ihtilaf oldu. Keşefnâhu. Biz bunu keşfettik, araştırdık. Giline alime bilelim. Min eyne câel ihtilaf. Bu ihtilaf nereden geldi? Fekâne oldu zikru eyyâmil akra. Heyiz günlerinin zikri oldu.
fi hadisil Kasim an Zeynep, Kasim ibn-i Muhammed'in Hazreti Zeynep'ten rivayet etmiş olduğu hadiste eyyam-ı hayz günleri zikredildi. Yani o günleri sen namazı terk edersen rivayete geldi. Ve leyse zalik, halbuki bu olmadı fi hadisi an Aişe'de. Hazreti Aişe radıyallahu teala anhadan rivayet ettiğinde olmadı. Yine Kasim ibn Abdurrahman Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Fakat hiç günleri namazı terk edeceksen meselesi yok. Fevecebe, vacip oldu ki en yücele kılına rivayetuhu an Zeynep'e, Hazreti Zeynep'ten olan rivayete kılına gayre rivayeti an Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den yapmış olduğu rivayetin gayrısı ola, ikisi bir olmayı ayrı ayrı ola. Fekâne hadîsü Zeynep, Zeynep'in hadisi oldu ellezî fîhî zikrül ikra, böyle bir hadis ki onda hayız günleri gelmişti. Hayız günleri namazı terk edersen sözü var idi. Bu ola hadîsen munkati'an. Hadîs-i munkati, yani senedinde inkıta var. La yusbitu ehlül haber. Ehl-i haber, ehl-i hadis bunu ispat etmiyorlar. Leennehum, bunlar ehl-i hadis, la yehteccûne, ihticac etmezler bil munkati, hadisi munkati yani. Senedinden bir ravi sakıt olursa onunla ihticac etmezler. Ve innemâ câe inkıta'uhu, câe enkıta'uhu. Bu hadisin inkıta'ı geldi. Yani bu hadise munkati deniliyor. Neden munkati deniliyor? Leenne Zeynep'e, Zeynep binti Cahş radıyallahu anha, lem yudrikha, ona erişmedi. El Kasimu, Kasim ibni Muhammed ona yetişmedi. Ve lem yulet fi zemeniha, onun zamanında anasından da doğmadı. Leenneha tufiyet, Hazreti Zeynep vefat eyledi. Fi ahdi Ömer ibn-i Khattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında vefat eyledi. Ve hiye Hazreti Zeynep, evvel ezvacı nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ilk zevcesidir vefat yönünden. Ba'dahu, kendisinden sonra, Resulullah Efendimiz'den sonra ilk vefat eden Hazreti Zeynep idi. Ki hicretin 20. yahut 21. senesinde vefat etmişti. Bu vakitte Kasim İbni Muhammed dünyaya gelmemişti. Öyleyse Kasim İbni Muhammed'in Hazreti Zeynep'ten rivayet etmesi bizzat mümkün değil. İlla arada bir vasıta vardır. O vasıtayla rivayet eylemiştir ki o vasıta kimden almış? Bu zikredilmiyor. Bu hadisi munkati oldu. Bu delil olamaz. Ve kâne hadîsü Âişete radıyallahu anh, Hazreti Âişe'nin hadisi ise ellezî leyse fîhî zikrül akra. Akra zikri yok. Hayız günleri namazı terk edersen bu sözü yok. İşte Hazreti Âişe radıyallahu anh'ın hadisinde böyle ya. Bu innemâ fîhî, onda orucudur. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emrel müstahadata, müstahadı olan kadını emreyledi. En tecme'a beyni salateyni bi guslin, iki namazı bir usulle cem etmeyi emreyledi. Ala ma fi zalikel hadis, bu Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadiste olduğu şey üzerine. Velem yübeyyin, fakat beyan edilmedi. Yahut da velem yübeyyin, beyan olunmadı. Eyyü müstahadetin hiye, o hangi müstahadadır? Günlerini bilen mi, günlerini unutmuş olan mı, bu hangisi olduğu beyan edilmedi. Yukarıdaki hadiste günlerini bilen bir kadın olacak ki hayız günleri geldi mi namazını terk et. Diğer zamanlarda usl et. İki namazı cem et. Fakat burada sen namazı cem et ama hangi müstahadedir, günleri bilen mi, bilmeyen mi? Bu meçhul kaldı. Fakat vecedna, biz bulduk. İstihadeten, yahut da daha doğrusu el-müstahadete, müstahadeyi bulduk. قَدْ تَكُونُ عَلَى مَعَانِيَ مُخْتَلِفِ, muhtelif manalar üzerine bulduk. Müstahade deyince günlerini, adet günlerini, hayız günlerini bilen bir kadın var. Bir de adet günlerinin adedini biliyor, şehrin hangi gününden hangi günde kadar olduğunu bilmiyor. Bunu unutmuş. Yahut da İkisini de unutmuş. Şehrin hangi gününden hangi gününe ve günlerin adedine kadar onu unutmuş. Bu üç türlü manaya gelir. Feminha, o müstahadedendir. Şimdi müstahade birkaç manaya gelince, feminha, işte o müstahade olan kadınlardandır ki en tekune müstahadeten, kadın müstahade ola. Kad istemerre biheddem,
devam etmiş olan ve eyyâmü haydihâ, onun hayzinin günleri de mârufetun, malumdur daha kendisine. Ayın kaçından kaçına ve kaç gün olduğu biliniyor. Böyle olan bir fesebîluhâ, işte bu müstehad olan kadının sebili, yolu nedir? Ente de as-salâte, namazı terk ede, eyyâmü haydihâ, hayz günlerinde terk ede. Sümme ta'tas ile, sonra hayz günlerinden çıktı mı guslede temizlik için. Ve tatavadda ba'de zalik, ondan sonra da her namaz için bir abdest alar. Bunun hükmü bu. Ve minha, yine o müstehad olan kadınlarında kadınlardandır. En tekune müstehadeten, kadın müstehade olar. Leenne demaha, onun demi kad istemerre biha, onda devam ediyor. Fe la yengatü anha, ondan hiç kesilmiyor. Ve eyyâmü haydaha, onun hayz günleri de kat hafiyet aleyha, onun üzerine gizli oldu, yani unuttu. Hayz günleri kaç günüdü onu da bilmiyor. Fesebiluha, onun sebili en ta'tasile guslede li kulli salatin, her namaz için guslede. Çünkü ayın hangi günlerinde hayızlı olduğunu bilmiyordu, gününü unuttu. Le enneha, o kadın dayeti aleyha, o kadın üzerine gelmez vaktun, hiçbir vakit gelmez. İllehtemele en tekune, İlla muhtemir olur ki ola o kadın fihi, o vakitte haizen, haiz ola, ev tahiren, yahut da temiz ola, min haizin, haizden. Ya tahir, ya haizli, ya haizli, yani haiz günleri ola, yahut da haizden temizlenmiş ola, ev müstehadeten, yahut da müstehadı olmuş ola. Müstehadı ki yani kan geliyor ama haiz gali değil. Feyuhtatü ihtiyat, olunur reha o kadın için. İhtiyat edilir de fetü'meru, emrolunur bil gusli gusile, her namaz için bir gusül yap denilir. Çünkü namaz vakti oldu mu? Caiz ki hayızlıdır, caiz ki tahirdir, caiz ki müstehadadır. Onun için ihtiyaten her namaz vaktinde guslet, sonra namazın kıl denilir. Ve minha, yine bu müstehade olan kadınlardandır. En tekune müstehadeten, kadın müstehade ola. Öyle müstehade ki kad hafiyet aleyha, o kadın üzerine hafi oldu, gizli kaldı. Eyyâmü haydaha, hayız günleri gizli oldu. Hayız günlerini unuttu. Ayın hangi günündedir bilmiyor. Ve demuha, demi de gayru müstemirrim biha, onda müstemir değildir. Devamlı gelmiyor. Yengate'u sa'a, bazen kesilir. Ve ya'udu ba'de zalik, ondan sonra yine avdet eder. Bir gelir bir gider. Hakedahiye, işte o kadın böylecedir. Fi eyyamiha kulluha, günlerin hepsinde de böylecedir. Kan devamlı gelmiyor ve kesilmiyor da. Fetekunu, o kadın olur kata hati ilmiha, ilmi ihati etti ki enneha, o kadın fi vakitin kıta'i demiha, demirin kesildiği vakitte iza teselet hine izin, o kanı kesildiği vakitte guslederse, o bildi ki o kadının kendisi غَيْرُ تَاهِرٍ مِنْ حَيْزٍ, hayızdan temiz değildir. Tahir. Nasıl tahir? Tören, bir töhürle tahir değil ki. يُوْجِبُ عَلَيْهَا غُسْلًا, o kadına gusli icap eden bir töhür değildir. Yani hayız kesilmiş, töhür gelmiş. Öyleyse bu vaciptir ki gusleden, temizlik geldiğinden dolayı gusulden, hayızdan temizlenir. Bunu da bilmiyor. Yani böyle tahir olduğunu da bu kadın biliyor ki ben böyle bir töhür yok bende. Feleha, öyleyse o kadın için caizdir, orucudur ki en tusalliye kıla fi haliha tilke, o halinde kıla. Kan bazen geliyor, bazen gelmiyor ve devam ediyor, o kadın kıla. Ney, ma eradet, dilediğini, minnes salavat, namazlardan dilediğini kıla. Bizalikel gusli, o gusulle in emkeneha zalik, o kadına bu mümkün olursa. Yani vakit geldi mi, gusletti mi, onunla namaz kıla. Şimdi burada şerhten bir şey yazdım, diyor ki وَحَاسِلُ هَذَا النَّوْعِ, bu nev'ün hasili şudur ki اَنَّ الْمُسْتَحَادَةَ الْمُتَحَيِّرَ, مُتَحَيِّرُ وَلَا مُسْتَحَادَ اَلَّتِي لَمْ يَسْتَمِرَّ الدَّمِ بِهَا, kam onda devam etmiyor. بَلْ يَنْغَتِعُ سَاعَةً وَيَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ, bir müddet kesiliyor, tekrar evdet ediyor. وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ قَدْ خَفِيَتْ عَلَيْهَا اَيَّامُ حَيْدَهَا, onun hayız günleri de ona hafif oldu, bilmiyor ayın hangi günlerinde hayız gelirdi. فَهَذِي الْمَرْأَةُ, bu kadın اِذَا تَسَلَتْ اِنْدَنْ قِتَعِدْ دَمْ, kanı kesildiği vakitte gusletti mi? يَكْفِي لَهَا هَذَا الْغُسُلُ, bu gusul ona kafi gelir.
ila meci'i demi dahil, ikinci bir kan gelinceye kadar o usul kafi gelir. Kan kesildi, gusül ettim, o usulle istediği namazları kılar. فَتُسَلِّي فِي هَذِهِ الْحَالَ O halde o kadın namaz kılar. مَا اَرَادَتْ مِنَ السَّلَوَاتِ Namazlardan istediğini kılar. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ آخَرٍ Başka bir usul lazım gelmez. اِلَّا اَنْ يَجْرِيَ الدَّمُ اِلَّا kan cereyan ederse. فَيَنْقَتِعَ كَسِلَ فَيَجِبِ الْغُسُلُ Usul vacip ola. لَهَذَا الْاِنْقِتَعُ اُنْقِتَعِ için. Mesela kadın sabah namazını kıldı. Ondan sonra kan kesildi. Bir gusletti. Evreyi kıldı. İkindiyi kıldı. Tabi abdest alır. Usul yok çünkü kan gelmiyor. Diyelim mesela bu misal ya. Akşam oldu. Akşam bir daha dem geldi. Dem geldiği gibi onun için de bir usul yapar. Usul yapar. Ondan sonra kan kesildi. Yatsı da gelmedi. Mesela ertesi gün sabahtan gelmedi. Bu onlarda usul icap etmez. Tekrar ertesi gün kan gelirse o kan kesildi mi gusül eder ve ikinci kan gelinceye kadar ona gusül yoktur. Bunun çaresi de bu. Şimdi böyle üç türlü oldu. فَلَمَّا وَجَدْنَا الْمَرْأَةَ Vaktaki kadını bulduk ki kattaki onu müstehadeten müstehade olur. بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ Vücuhlardan her birisiyle müstehade olabilir. اَلَّتِي Öyle vücuhlar ki مَعَانِيهَا مُخْتَلِفًا Manaları da muhtelif. Hükümleri de muhtelif. وَاَحْكَامَا مُخْتَلِفًا Manalar muhtelif ki birisi adet kan devam ediyor ama adet günü, ayın hangi günleri ve kaç gün olduğunu biliyor. Birisi bilmiyor. Evet. Ve ismül müstehadeti istihade ismi de yecme'uha bunları cem eder. Öyle oldu. Ve lem necid fi hadisi Aişete radıyallahu anha zalik Hazreti Aişe'nin bu hadisinde de bulamadık. Neyi? Beyan istihadeti tilkel mer'e o sual eden kadının istihadesinin beyanını bulamadık elleti öyle kadın ki emre nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem leha Peygamber Efendimiz o kadını emreyledi bima zikrena bizim zikrettiğimiz ki yani sen abdest al ve namazını kıl evet bunu da bulamadık ki eyyü müstehadetin hiye bu hangi müstehadedir bu üç şekilden hangisidir لَمْ يَجُزْلَنَا Öyleyse caiz olmadı bize. اَنْ نَحْمِلَ ذَٰلِكَ Bu namazların cem'ini hamledelim. عَلَى وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ Bu üç vecihten bir vecih üzerine hamledelim. Buna da bir delil bulamadık. Bu vecihlerden birisini hamledelim de دُونَ غَيْرِهِ Öteki ikisine değil. اِلَّا بِدَلِيلٍ İlla bir delil ile hamledilmek olur ki يَدُلُّنَا bize delalet eder عَلَى ذَٰلِكَ تَعِينَ Bu hangi nevedendir? Diye bir delil olacak ki onu hamledelim. Yoksa hamletmek de bizim için caiz değildir. فَنَزَرْنَا Biz nazar ettik. فِي ذَٰلِكُ Bu mesele hakkındaki هَلْ نَجِدُ ف۪يهِ دَل۪يلًا Bunda bir delil bulabilir miyiz? Yani Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen bu hadiste Peygamber Efendimiz abdest al ve namazları cem et. Her iki namazı cem et ve her ikisi için bir usulü yap. Bunda bu müstehade kadınlar üç türlüydü. Bu üçün hangisiydi acaba? Hangi türlüsüydü? Birisini bulacağız ki Hazreti Aişe'nin rivayetini ona hamledelim ve onunla amel edelim. Bunu araştırdık. Feiza Ebu Bekr ibn İdris Bekr ibn İdris kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale ibn Adem kale haddesena Adem kale haddesena Şöbe kale haddesena Abdülmelik ibn Meysere vel Mücalid ibn Sa'di وبيان بيان ابن بشر الأحمسي قالوا سمعنا عبد الملك ابن ميسرة مجالد ابن سعيد بدأ بيان ابن بشر الأحمسي bunların üçü قالوا dediler ki سمعنا عامرا الشعبية biz عامر الشعبية işittik يحدث رواية ederdi أن قمير kim امرأة مسروق Mesruk'un ailesi Kemir'den rivayet ederdiler. O da en Aişe radıyallahu anh Hazreti Aişe'den rivayet ederdi ki enneha kâlet. Hazreti Aişe buyurdu. Fil müstehadeti müstehade olan bir kadında. Yani sual sordular. Hazreti Aişe radıyallahu anh da fetva verdi. Tede'us salate müstehade olan kadın terk eder. Namazı eyyâme haydâ hayz günleri terk eder. Sümme ta'tasil guslen vahiden. Ondan sonra bir gusül yapar. Ki, hayızdan temizlik husli.
ve tetevadda ve abdest alır inde kulli salatin, her namaz içinde, her namaz vaktinde de abdest alır. Böyle buyurdu. Şimdi bu rivayet ediliyor ki demek ki gusül günleri malummuş, işte hayız günleri. Hayız günleri malum ki tedavus salate yani hayda, hayız günleri namazı terk eder diyor. Ondan sonra hayız günleri bitti mi gusülünü yapar. Ondan sonra her namaz içinde abdest alır. Gusüle lüzum yok. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin ve Ali ibn-i Şeybe kâle. Haddesena Ebu Naim kâle. Haddesena Süfyan Enfiras ve Beyan. Süfyan da Firas ibn-i Yahya ve Beyan-ı Lahmesi'den rivayet ediyor. En-i Şabi'yi Şabi'den fezekere bi isnadihi mislabı. Bu isnad ile aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. فَلَمَّا رُوْيَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقْتَ كَزْلَةَ عَيْشَةً rivayet edildi. مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz bu hadis min kavlaha Hazreti Ayşe'nin kavlinden اَلَّذِي اُلَى قَوْلِكَ اَفْتَتْ بِهِ اَنَنْ لَهَزْرَةَ عَيْشَةَ fetva verdi. Ba'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra fetva verdi. قَمِيرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا'dan rivayet etmiş olduğu hadiste. وَكَانَ مَا ذَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şey oldu. Ki birinci fasılda min hükmü müstehadeti, müstehazenin hükmünden ki ennehâ te'atasili likulli salati, müstehade her namaz için gusleder. Birinci fasılda bu zikri, bu zikrettiğimiz oldu. Ve mâ zekernâ dehi bizim zikrettiğimiz rivayet ki ennehâ tecme'u beyne salateyni bi guslin, her iki namazı bir gusulle cem ettiği eder diye olan rivayet ki bu da ikinci fasıldaydı. Bu da oldu. Ve ma zekerine dahi biz zikrettiğimiz rivayet üçüncü fasılda ki enneha tedavus salate eyyame akraiha, heyiz günleri müstehade olan kadın namazı terk eder. Sümme ta'atesili sura gusleder ve tatavuddav likülli salatin, her namaz için abdest alır. İşte bu rivayetlerin üçü de oldu. Ve gadruvye zâlike kulluhu, bu rivayetlerin hepsi rivayet edildi anha Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadır. Üçünü de Hazreti Ayşe rivayet eyledi bunların. Sebete bi cevabiha. Fakat Hazreti Ayşe sonunda fetva verdi. Bi cevabiha. Onun cevabıyla sabit oldu. Zalik bu. Ki buradaki cevap verdi Gamire'ye ki heyiz günleri geçtikten sonra bir usul yapar. Bu ondan sonra her namaz için abdest alır diye cevap verdi ya. İşte bu cevapla sabit olur ki enne zalikel hükme, bu hüküm Gamire'nin rivayet etmiş olduğu bu hüküm huven nasihun, nesh edicidir. Zil hükmeynil ahireyni, evvelki iki hükmü nesh edicidir. Her namaz için abdest alacak yahut namazları iki namaz için cem edip bir gusül edecek, bu iki hüküm mensuh oldu. Leennehu la yecûz, zira caiz olmaz. İndena, bizim indimizde aleyha Hazreti Ayşe hakkında caiz olmaz ki ente de'an nasihe, nasihi terk ede ve tüftiye bil mensuh, mensuh ile fetva verir. Bu iş rivayette kendisinden varid olduğu halde, hükümler başka başka olduğu halde Hazreti Ayşe üçüncü ile fetva veriyor. Üçüncünün nasih olduğunu biliyor da öyle fetva veriyor. Yoksa nasihi terk etsin, mensuh ile fetva versin, bu olmaz. Ve levla zalik, eğer bu olmasa, yani nasihi terk edip de mensuh ile fetva verirse lesekatet rivayetuha, onun rivayeti sakit olur. Yani bir ravi rivayet ediyor, ondan sonra rivayetinin hilafına amel ediyor, o vakitte onunla amel edilmez. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha nasihi mensuhu bildi, nasih ile fetva verdi. فَلَمَّا سَبَتَ, vaktaki sabit oldu ki اَنَّ هَذَا, bu kamirin Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu huve nasihun, nasihtir bu لِمَا زِكِرْنَا, bizim zikrettiğimiz evvelki iki hükmü. وَجَبَ الْقَوْلُ, hüküm vacip oldu bihi, bu Gamir'in rivayetiyle velem yecuz hilafa, bunun hilafı caiz olmadı. Öyleyse burada hulase şu oluyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'nın fetvası, hayız günlerini bilen bir kadın devamlı istihade kadını görürse hayız günlerini sayır, hayız günleri bitti mi bir gusül yapar, buna hayızdan temizlik gusülü. Ondan sonra gelen kan istihade kanı olduğundan dolayı gusül icap etmez. Her namaz vaktinde bir abdest alır.
Hâzâ veçhû, işte bu bir vecihtir ki kad yecûzu, caiz olur ki en yekûne ola me'âni hâzihil âthâri, bu eserlerin manaları ola aleyhi, bu veçh üzerine. İşte buna tevil derler. Tevillerden birisi budur. Böyle olmak ihtimali var. Daha başka bir ihtimal da var mı? O da var. Fakat yecûzu, caiz olur ki hâzâ, bunda veçhün âhâr, başka bir vecih de caiz olur. Yecûzu, caiz olur ki en yekûne mâruyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis olan fî Fâtimete ibneti Ebi Hübeyş, Ebi Hübeyş'in kızı Fatime hakkında, ki ona emretti ki her namaz için abdest al. Evet. Ve yuhalifu mâruyan, ondan rivayet edilen şeye muhalif olmadı Rasûlullah Efendimiz'den. Fî emri sehlete sehlete, öyle Sehle ki İbneti Süheyl, Süheyl'in kızı Sehle emrindeki muhalif olmadı. Lenne Fatime tebnete Ebi Hübeyş, Ebi Hübeyş'in kızı Hazreti Fatime kânete yâmuha me'rufeten, günleri me'lum idi. Günleri me'lum idi. Ondan sonra heyizleri, sen heyiz günlerin bitti mi gusülün yap, ondan sonra her namaz için abdest al dedi. Ve Sehle, fakat Sehle kânete yâmuha meçhûleten, onun günleri meçhûl idi. Yani bir şehrin hangi günleri heyiz görüyordu, onu unutmuştu. İlla anne demaha, onun demi yankati'u fi evgatin, bazı vakıtlar kesilirdi. Ve yaudu fi evgatin, bazı vakıtlarda da evgat ederdi. Heyiz günlerinde unutmuştu. Ve hiye kat ahati ilmuha, Hazreti Sehl'in de ilmi ahati etmişti. Yani biliyordu ki enneha lem tehrud, o çıkmadı minel haydi, heyizden çıkmadı. Ba'da guslaha, guslettikten sonra bir gusül yaparsa heyizden çıkmış, temizlenmiş, biliyordu ki bu çıkmamış idi. İlâ en salletis salateyni cemiyan, iki namazı kılıncaya kadar, iki namazı kıldı, kıldı da ondan sonra bitti mi? Yok, çıkmıştı, çıkmamış olduğunu, bunu da ihate etmişti. Fe inkâne zâlik, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatime'ye her namaz için abdest al, Sehle için de iki namazın arasını bir gusülle cem et demesi oldu. Kezalik, böylece oldu. Nasıl? Yani Hazreti Fatime adet günlerini biliyordu, Hazreti Sehle de adet günlerini bilmiyordu. Onun için Hazreti Fatime'ye adet günlerini saydım, bir gusül yap, ondan sonra her namaz için bir abdest al dedi. Sehle ise adet günlerini unutmuş olduğundan dolayı ona da sen namazları cem et, evleyle ikindiyi bir, ikindiyi akşamla yasıyla bir cem et ve bir gusülle ikisini kır dedi. فَإِنَّا نَقُولُ, biz deriz bil hadiseyni cemiyan, iki hadisle de hükmetmiş oluruz. Öyle ki فَنَجَلُ قُلَرِزْ حُكْمَ حَدِيسِ فَاتِمَةَ, Fatime'nin hadisini kılmış oluruz. عَلَى مَا صَرَفْنَاهُ, ol bir şeye ki biz onu sarf ettik diye ona. Yani bu adet günlerini biliyordu, onun için bunun hükmü de namazlar için yalnız abdest alacaktı. وَنَجَلُ قُلَرِزْ حُكْمَ حَدِيسِ سَهْلَ, Sehlenin hadisinin hükmünde kılarız. Adama ol bir hüküm üzerine ki sarfına biz onu sarf ettik. Eyda ileyhi. Ona da ne dedik? Bu tühür hasıl olmadığından, eyyem adet günlerini bilmediğinden katiyen biliyordu ki ben heyizden çıkmışım. Bunu bilemiyordu. Öyleyse bu da namazları cem edecek. İki namaz için bir usul yapacak. Bunu da böyle kıldı. Ve emma hadisu ümmü habibete, emma ümmü habibenin hadisine gelince radıyallahu anh hazreti, Allah ondan razı olsun, fakat ruhiye muhtelifen, bu muhtelif olarak rivayet edildi. Ümmü Habibe ki birinci fasılda geçti, her namaz için gusül edilecek. Bu hadisi gelince, bu hadisi de araştırdık, baktık ki burada muhtelif rivayetlerde geldi. فَبَعْضُهُمْ بَعْضِسِ يَسْكُرُ فِكْرَدَرَنْ Aişe'de radıyallahu anh'a, Hazreti Aişe'den zikreder ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ, her namaz için gusülle emreyledi. وَلَمْ يَذْكُرْ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا, fakat adet günlerini zikreylemedi. O rivayetlerin bazısında her namaz için guslet, fakat adet اَقْرَى, adet günlerinde namazını terk et, bu gelmemiş idi. فَقَدْ يَجُوزُ, caiz olurken يَكُونَ اَمَرَهَا بِسَالِكُ, bununla emreyledi Peygamber Efendimiz. لِيَكُونَ ذَٰلِكَ الْمَاوُ, o su olsun, o her namaz için gusül et dedi ki olsun, اِلَاجَنْ لَهَا, o kadına ilaç olsun.
soğuk su damarları kapatır da onun için sen teşte koy, soğuk suyu koy ve huslet ki o damardaki kanlar kesilsin. لَاَنَّهَا soğuk su تُقَلِّسُ deme kanı biriktirir fir rahmi rahimde. فَلَا يَسِيلُ kan akmaz. Caiz ki bunun için oldu. وَبَعْدُهُمْ بَعْسِ دَ يَرْبِيهِ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا هَزَّةَ عَيْشَةً bunu rivayet eder ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تِيَنْبَرْ اَفِمْنِزْ اَمَرَهَا اُمَّ حَبِيبَيْ اَمْرِيلَدِ اَنْ تَتَعَ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَكْرَائِهَا Heyiz günlerinde namazı terk eder. سُمَّ تَعْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاتٍ Ondan sonra da her namaz için gusül eder. Hazreti Ayşe'nin rivayetinde de bazıları böyle. وَبَعْدُهُمْ يَرْوِيهِ Bazıları da bu hadisi rivayet ederler. اَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا'dan rivayet ederler ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ اَكْرِمْ اَفَنْدِمِزْ اَمَرَهَا اُمَّ حَبِيبَيَ اَمْرِيلَ دَ اَنْ تَتَعَ الصَّلَاةَ نَمَازِ تَرْكِ دَ اَيَّامِ اَقْرَائِهَا حَيِّزْ günlerinde سُمَّ تَعْتَسِلَ sonra guslede لِكُلِّ صَلَاتٍ her namaz içinde guslede böyle emreyledi. فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ Eğer bu iş böyle olursa yani Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan iki rivayet gelirse فَقَدْ يَجُودُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ اَرَادَ Resulullah Efendimiz murat etmiş ola bihi ve her vakitte gusletmekle el ilacı ilacı murat etmiş ola. Yani her vakitte soğuk suyla yıkansın, gusletsin ki kan damarlarda tekallüs etsin, terkleşsin ve kan dursun. Fakat yecudu caiz de olurken yekûne erâde bih. Bununla murat etmiş ola Peygamber Efendimiz her vakitte guslet dediği ma zekerina bizim zikrettiğimiz şey ola fil fasıllezî kıble hâza. Bundan evvelki fasılda. Yani her namazda gusletmek vaciptir, ibadettir. O gusli yapmamış namaz kılamaz. Caiz ki bunu murat etmiş ola. Leenne demehâ sâilun onun kanı akıyor, daim seyyalan ve seyyalani de daimdir, hiç kesilmiyor. فَلَيْسَتْ صَلَاتٌ Hiçbir namaz olmadı اِلَّا يَحْتَمِلُ اِلَّا مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ تَكُونَ O kadın ola indaha o namaz vaktinde tahiren temiz ola min haydin bir hayizden tahir ola ki leyse leha öyle hayiz ki leyse leha o kadın için olmadı اَنْ تُسَلِّيهَا O namazı kıla. Yani öyle bir hayız ki onu kılamaz. İlla ba'da li'ihtisali. İlla gusül ettikten sonra. Her vakitte kadın o kan devam ediyor. Acaba hayız midir değil midir? Belki o hayız bitecek. Onu ondan temizlenecek de namaz kılacak. Fe'emereha bil gusli. Onun için Resulullah Efendimiz onu emreyledi. Lizalik bunun için. Çünkü kanı devamlı olduğundan ve adet günleri de meçhul olduğundan dolayı her vakit namazda onun heysinin kesilmiş olduğu ihtimali var. O vakitte de gusledecek, namaz kılacak. فَاِنْ كَانَ هَذَا هُوَ مَعْنَى حَدِيثِهَا İşte Ümmü Habibe'nin hadisinin manası bu oldu ise فَاِنَّا كَذَٰلِكْ Biz böylece نَقُولُ deriz. Eyda böylece yani her namaz vaktinde gusletmesiyle hükmederiz. Kimin hakkında? Fîmen bir kadın hakkında ki istemerre biha anda devam etti ette mukan ve lem tarif o kadında bilmedi eyyameha adet günlerinde bilmedi öyleyse her namaz vaktinde husdesin diye emrederiz felem mehtemelet hadil asar bu eserler bu hadisler ki ihtimal etti mühtemil oldu maşul bir şey ki zekerna ve reveyna en Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe'den rivayet ettiğimiz ve zikrettiğimiz bu eserler ki mühtemel oldu. Min kavliha ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ayşe'den rivayet bize zikrettiğimiz bu eserler ki mühtemel oldu. Neyi mühtemel oldu? Ma vasfna bizim vasfettiğimiz şey. Ki o vasfettiğimizde neden her namaz için abdest al emretti fetva verdi ya. Bu da sabit oldu. Mühtemel buna da mühtemel oldu. Sebete sabit oldu ki enne zalik her namaz için gusletmek huve hükmül müstehade müstehadenin hükmüdür. Elleti öyle müstehade ki la tarifu eyyâmeha adet günlerini bilmiyor.
ve sebete sabit oldu ki enne ma halefe zalik, buna muhalif olan, muhalif hangisi? Her namaz için gusl etmeye muhalif olan rivayetler, o da kimden? Mimma ruviye anha, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine Hazreti Ayşe'den rivayet, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet oldu. Bu da ola ki her vakit abdest almak fi müstahadatin bil müstahade hakkında ola ki istahadatuha, bu ikincinin istihazesi gayru istihadeti hadihi ve evvelki müstehadenin gayrisidir. Evfi müstehadetin, yahut da bir müstehade hakkında ola ki istihadetuha, onun hayz gani, istihade gani istihadeti hadihi, bu ikincinin gibidir. Yani günlerini unutmuş fakat kan devam ediyor. O da onun gibi olur. Evet. İlla enne zalik, yalnız bu ala eyyil ma'aniken, hangi manayı alırsanlar, femme ulbişeyki ruviye rivayet edildi fi emri Fatimete binet Ebi Hübeyş, Ebi Hübeyş'in kızı Fatime'nin radıyallahu anh'ın emrinde rivayet edildi. Evla, daha evlat, illa enne ma'hu, evet bu rivayette beraberdir, el ihtiyari ihtiyar min Aişe'de, Hazreti Aişe'den ihtiyar olucudur lehu, ona bu rivayete ba'den Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra, yani fetva verdi ya ki her namaz için abdest al. Ve gad alimet, Hazreti Aişe de bildi, ve gad alimte, sen bildin, ma khalefehu, buna muhalif olanı, ve ma vafekehu, muvafık olanı, min kavlihi, onun kavlinden. Yani hangisi muvafık, hangisi muhalif, onu da sen bildin. Ve kezalike izâ, yine böylece mâ raveynâhu en aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali'den rivayet edilen de böylece müstehade, müstehade olan kadın hakkında ki ennehu, o kadın tahtesili lüküllü salatin, her namaz için gusleder. Ve maşul bir şeyde bildin ki raveynâhu, biz onu rivayet eyledik en Hazreti Ali'den ki ennehu, enneha, o müstehade olan kadın, teşme'u beyne salateyn, iki namaz arasını cem eder, bir guslin bir gusile. Ve ma raveynahu, da şu rivayeti de bildin ki en yine Hazreti Ali'den, enneha müstahid olan kadın, tedavus salate, namazı terk eder, eyyame akraiha, hayiz günleri. Sümme tahtesilu, sonra gusleder, ve tatavaddavu li külli salatin, her namaz içinde abdest alır. Üç türlü rivayet Hazreti Ali kerramallahu ve şevden geldiğini bunu da öğrendin. Peki innema ihtelefet ekvaluhu, Hazreti Ali kerramallahu ve şevden bu kavilleri muhtelif oldu. Üç türlü kavil geldi. Fî zâlik bu mesele hakkında, müstehada hakkında sorulan suallara üç türlü cevabı geldi. Ne için? Cevaplar muhtelif oldu. İhtilafil istihadeti, istihade muhtelif olduğu için, o istihade kadının hayız gören, istihade yani gören kadının halleri muhtelif olduğunda. Elleti, öyle müstehade istihadedi ki, istihaze ki, yani müstehaz olan kadın ki, efta fiha, Hazreti Ali kerramallahu ve şey onun hakkında fetva verdi. Bizalike, bununla. Yani birisinde başka, ötekinde başka, ötekinde başka, birisinde ne dedi? Her namaz için gusül edeceksen, birisinde dedi ki iki namaz için edeceksen, üçüncüsünde dedi ki gusül bir defa yapacaksan, ondan sonra da abdest alacaksan, böyle üç türlü fetva verdi. Öyleyse ne oldu? Çünkü bazılarının günleri meçhuldü. Kan da devam ediyordu. Ona emretti ki her namaz için gusül edeceksen. Bazısı da günleri meçhul fakat kan kesiliyor, bazen geliyor, bazen gidiyor, ona da emretti ki namazı cem edeceksin. Bazısında adet günlerini biliyordu, ona da emretti ki adet günleri bitti mi gusledeceksin, ondan sonra her namaz için abdest alacaksın. Böyle üç türlü hal olduğunda üç türlü de cevap buldu. Hazreti Ali radıyallahu anh'den de işte böylece rivayet edildi. Şimdi sıra geldi Ümmü Habibe radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadise, onun hakkındaki hadise. Ve emma ma revav, şul bir hadis ki rivayet eylediler an Ümmü Habibe radıyallahu anh'a, Ümmü Habibe'den fi ihtisala, onun gusletmesinde li külli salatin, her namaz için gusletmesinde, her namaz için guslet diye emretti ya Peygamber Efendimiz
Buna gelince فَوَجْهُ ذَٰلِكَ bunun veçi indena bizim indimizde اَنَّهَا اُمُّ حَب۪يبَ كَانَتْ تَتَعَالَجُ بِهِ bu gusletmekle tedavi ederdi kendisini. Her namaz vaktinde soğuk suyla gusletmesinde tedavi var idi. Evet, bizim indimizde bu bunun için idi. Yoksa kendisinin gusletmesi vacip değil idi. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın hükmü budur. مِنْ تَرِيكِ الْآثَارِ eserler terikiyle. Vehiye bu eserler elleti şu bir eserlerdir ki yuhteccu biha o eserlerle ihticac edilir. Fihi bu babda bu meselede yani bu bab semaidir. Burada kıyası nezeri yoktur. Kıyasa dahil olmaz. Resulullah Efendimiz'den nasıl rivayet edilmişse öylece amel edilir. Şimdi burada hulase şunda bitti. Müsaade olan bir kadının eğer adet günlerini kaybetmiş, bitirmişse ayın hangi günü ve kaç gün olduğu ile fakat kanda ele devam geliyor. Öyleyse her namaz için, her namaz vakti için bir gusül yapacak. Yok, günleri unutmuş fakat kan devam etmiyor. Bazen kesiliyor, bazen geliyor. O da evleyle ikindi bir cem edecek, akşam ile yatsı ile bir cem edecek. Sabah namazına da müstakil gusül edecek. Yok adet günlerini biliyor ise adet günlerinde hayız sayıldığında onları sayır hayız günleri bitti mi bir gusül yapar ondan sonra her namaz vakti içinde bir abdest alır. Sümme ihtelef sonra ihtilaf eyledi ellezine şul bir kimseler ki kalu onlar dediler ki inneha tatavaddavu li kulli salati her namaz için abdest alır. Yani kadın adet günlerini biliyor. Adet günlerini heyizli sayar. Ondan sonra husleder. Diğer vakitleri için abdest alacak. Bu diğer namazları her namaz için mi alacak? Yoksa bir vakit için mi alacak? Bunda da ihtilaf var. Fekale bazıhum bazı dediler ki tatavaddavu li vakti kulli salati. Her namaz vakti için abdest alır. Ve huve kavlu ebi hanifete rahimahullah ve züfere ve ebi yusuf ve muhammed ibnil hasen rahimahullah. Bu dört imamın kavli budur. Hanabilenin, Ehl-i Beyt'in mezhebi de budur. Vakit için abdest alır, namaz için değil. Vakit girdi mi abdest alır. O vakit çıkıncaya kadar onunla farz, nafile kılabilir. Ve kâle âherûn, diğerleri dediler ki, bel tatavaddav, abdest alır, likülli salatin, her farz namazı için abdest alır. Ve lâ yârifûne, bunlar bilmezler, zikrel vakti, vaktin zikrini bilmezler. Fizalike bu mesele hakkındaki İmam-ı Şafii buna zahip olmuştur. Ürvet İbn-i Zübeyir'den de böyle bir rivayet hikaye olundu. Süfyan-ı Sevri'nin ve Ahmed İbn-i Hanbel'in ve Ebi Sevr'ün mezheplerinin böyle olduğu, mezheplerinin de böyle olduğu hakkında hikayeler var. Başlayan İmam-ı Şafii diyor ki, hayır vakit için değil, farz namaz için abdest alacak. Ama nafilelere gelince onlar farza tabi eder. Farz için namaz, abdest aldı mı nafileleri de kılabilir. Fakat aşağıda gelecek ki iki, bir eda namazı kılacak. Vaktin namazını bir de kaza kılacak. İki abdest olacak. Vaktin namazını vaktin eda edilen namazı için bir abdest alacak. Kaza olursa onun için de ayrı abdest alacak. Öyleyse iki kavul oldu. Vakit için mi abdest alınacak, namaz için mi abdest alınacak? فَاَرَدْنَا öyleyse biz murad ettik nehnu biz en nestahrici çıkaralım min el kavleyn bu iki kavuldan kavlen sahihen bir kavli sahih çıkaralım. Artık bu nazar terikine, kıyas terikine girdik arayacağız. Rivayetlere bakacağız ki bu iki kavulden sahihi hangisi onu alalım öyle amel edelim. فَرَيْنَاهُمْ ulemayı gördük ki قَدْ اَجْمَعُوا onlar icma ilediler ki اَنَّهَا مُسْتَحَادُ olan kadın İza tavaddat fi vakti salatin bir namazın vaktinde abdest aldı bir mesele önüne girdi. Vakti girdikten sonra abdest aldı. Felem tusalli. O kadın namaz kılmadı. Evli için abdest aldı ama kılmadı. Hatta haricil vakti. Hatta vakit çıktı. İkindi girdi. Fe eradet. O kadın murad etti ki en tusalliye bizalik. O abdestle namaz kıla. Farz olsun, nefil olsun kıla. Bizalik eliyordu o abdestle. Ulema ittifak etti ki ennehu şan leyse zalik onun namaz kılması olmadı daha o kadına caiz olmadı hatta tatavadda vudu'en cediden taze abdest almadıkça eski abdestle namazı kılamaz. Bunda icma var.
Ve reynaha, yine o müstehade olan kadını gördük ki lev tavaddaat abdest alsa fi vakti salatin, bir namazın vaktinde mesela önle girdi, önle için abdest aldı, fesallet, namaz kıldı. Sümme eradet en tatatavva, sonra nafile kılmak murad eyledi. Bizalikel vudu, o abdest ile kâne zâlike leha, o kadın için bu oldu, caizdir. Madâmet fil vakt, o kadın o vakitte olduğu müddetçe, önle vaktinde mesela olduğu vaktikçe nafile de kılabilir. Evet. Şimdi cumhurun kavli bu. Ha, Şafii'ye göre iki kavl var. Bir kavle göre mesela önüne vakti girdi, abdest aldı. Onunla farz kılar, nafile de kılar. Fakat bir rivayette farz kılar, nafile kılamaz. Fakat İmam-ı Nevevi diyor ki bizim mezhepte sahihi olan farz da kılar, nafile de kılar. İhtilaf, evet. Fedelle delalet etti. Ma zekerine, bizim zikrettiğimiz bu kaide delalet etti ki ennellezî şul bir şey ki yankudu tatahuraha, kadının temizliğini bozar. Yahut da tohraha, onun töhrünü bozar. İki nuska var. Birisinde tatahuraha, birisinde töhraha. Evet, bu delalet etti ki kadının taharetini bozan şey nedir? Huve hurucul vakti, vaktin çıkmasıdır. Abdest aldı, o abdestine namaz kılabiliyordu, farz ve nafile. Sonra abdesti bozuldu. O bozan şey ne oldu? Vaktin çıkması oldu. Ve enne vudu'aha, onun abdesti, müstahat olan kadının abdesti, yucibuhu, onu vacip kılar, el vakti vakit. Les salatu, namaz değil. Bir namazı kıldı, namazdan fare oldu, tekrar ikinci namaz için abdest vacip olacak, böyle değil. Önle vakti için abdest aldı, ta ikindiye kadar onun abdesti vardır, namazlarını kılar. Fakat önle vakti çıktı mı, tekrar abdest alması vacip olur. Fakat reynaha, biz müstahade kadını gördük ki levfateta salavatun, birkaç namaz fevtesse, kazaya kalsa, fe eradet, o kadın murad etse ki en taktiyehunne, bir nuskade de en taktiyeha, o namazları kaza etmek murad ederse, kâne lehâ, o kadına caizdir en tecme'ahunne, o namazları cem ede fî vakti salâtin vâhidetin, bir namaz vaktinde bi vudûin vâhidin, bir abdest ile. Mesela kazaları var idi. Diyelim öyle de abdest aldı. O kaç vakit kazaya kalmıştı, hepsini o önle vaktinde onları kılabilir, bir abdest ile. Bu cumhura göre böyle. Fakat İmam-ı Şafii'de ihtilaf var. Onların indinde müstahade her bir farz için abdest alacak. Mesela eda oldu, kaza kılıyor. Önle yıkıldı, bir abdest alacak. Ondan sonra üç vakit diyelim kaza kılacak. Üç daha abdest alacak. Her kaza için ayrı ayrı abdest alacak. Bu İmam-ı Şafii'nin mezhebi. فَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ, eğer abdest olsaydı, yecibu aleyha, müstahade olan kadına vacip olsaydı, lükülli salatin, her namaz için, lekâne yecibu, vacip olurdu, en tatavadda, o kadının abdest alması, lükülli salatin, her namaza, minis salavatil faidat, bu geçen namazlardan her birisi için ayrıca abdest alacaktı. Halbuki Hanefiye'nin ve diğer cumhuri fukahanın, Şafii'den başka diğerlerinin mezheplerinde bir ittifak, o kadın vakit girdi, abdest aldı mı, o abdestle hem vakit namazını kılar hem de kazaları kılar, bir abdestle. فَلَمَّا كَانَتْ تُصَلِّيهِنَّ, vaktaki o kadın kılar oldu cemiyen, hepsini بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ, bir abdestle, o kazaya kalmış namazların hepsini bir abdestle kılar oldu. سَبَتَ بِذَالِكَ, bununla sabit oldu ki اَنَّ الْوُضُوءَ الَّذ۪ي, şöl bir abdest ki yecibu aleyha, müstehade olan kadına vacip olur. Huve, o abdest li gayri salati, namazın gayrisi içindir. Namaz için değildir ya, namazın gayrisi içindir ki vehve, o gayrde nedir? El vakti, vakittir. Vakit için abdest vacip oldu. Yoksa o vakit için abdest aldığından kaç namaz olursa bakılabiliyor. Eğer namaz için olsaydı her namaz için ayrı ayrı abdest alması lazım idi. Halbuki ayrı ayrı almıyor, abdest alıyor, onunla vakit namazını da kılıyor, kazaları da kılıyor, nafileleri de kılıyor. Bu sabit oldu, bu beyandan bu anlaşıldı. Ve hüccetün uhra, diğer bir hüccet daha var bizim elimizde ki enna kad reyna, biz gördük ettaharati, temizlikleri, müstehade olan kadınlar
daha başkaları yani taharetler, temizlikler muhtelif ya, bunların bazılarını gördük ki tantagidu bi ahdasi, hadesle bozulur. Adam abdest almış, abdesti bozuluyor. Ne ile? Hades oldu. Hades ne gibi? Minha o hadeslerdendir. El gaitu vel bevl. Büyük abdestini yaptı, küçük abdestini yaptı, abdestsiz oldu. Hades geldi bu. Bak onun temizlikini bu bozdu, bu hades bozdu. Ve taharatin, bir takım taharetleri de gördük ki tantagidu, onlar da bozulur. Bi hurucu evkatin, vakıtların çıkmasıyla. Öyle bevlu gait yok. Fakat onun vakti vardı. Vakit dolduğu gibi bozuldu. Ve hiye bu vaktin hurucuyla bozulan taharetler de nedir? Et taharetu bil mesih alel hufey. Mesler üzerine meshin tahareti gibi. Mesela mümkün bir adam meslerine mesh etti. 24 saat doldu mi bitti. Onun abdesti bozuldu demek. Yahut da misafir 3 gün 3 gece mesh etti mi, tamam oldu mi, o vaktin çıkmasıyla abdesti bozuldu. Yanguduha, işte bu taharetleri, meshin taharetini bozar. Hurucu vaktil misafir, misafirin vaktinin çıkması ki 3 gün 3 gece. Ve hurucu vaktil mukim, mukimin vaktinin çıkması ki o da 1 gün 1 gece. Cumhur'a göre böyledir. Yalnız burada da İmam-ı Malik'in muhalefeti var ki İmam-ı Malik'e göre mesler üzerine meshin müddeti yoktur. İstediği kadar meshedebilir. Öyle bir rivayet var İmam-ı Malik'te. O değil. Onu müstesna tutarsanız cumhur fukaha bu dediğimizde ittifak etmiştirler. 3 gün 3 gece misafir için, 1 gün 1 gece mukim için o müddet tamam oldu. İşte bu taharet de bozuldu. Ve hadi taharatul muttefaku aleyha. İttifak onun üzerine, ittifak olunan bu taharetler lem necid, bulamadık. Fiha, bunlar da ma ol bir şey ki yankuduha, onu bozar. Salatun namaz. Yani namaz vakti geldi de bu tahareti bozdu, böyle bir şey yok. İbareden lem necid fîmâ yankuduha salatun diyor. Fakat aynının nüshasında bu ibarede bir noksanlık var. Lem necid fîhâ mâ yankuduha salatun diyor. Taharet müttefakun aleyha olan taharetlerde bu tahareti bozacak. Aradık ki namaz tahareti bozar mı bozmaz mı? Müttefekun aleyh, taharetlerde namaz bir tahareti bozmaz. İnnemâ yenguduha, o tahareti bozar. Hadesün, abdestsizlik, bevül gâit gibi, ev hurucu vaktin yahut meslerin üzerine meshetmekteki vaktin hurucu gibi. Fakat sebete, sabit oldu ki enne taharetel müstehâdati, müstehâdı olan kadının tahareti, taharetun bir taharettir ki yankuduha, onu bozar. El hadesu hades ve gayrul hadesi, bir de hadesin gayrisi. Hades de bozuyor, hadesin gayrisi de bozuyor. Bunda iki kavur var. Peki hades ne? Abdestliydi. Büyük abdestini yaptı, küçük abdestini yaptı. Abdesti bozuldu. Niye? Bu hadestir. Bir de hades olmayan böyle gayetten gayri bir şey. O gayri nedir? Fekale kavmun, bir kavim dedi ki Hanefiler ve Hanabile mezhebi bu ki hâdellezî huve gayrul hades, hadesin gayrisi olan o hades nedir? Huve hurucul vakti, vaktin çıkmasıdır. O tahareti bozan şey, hadesi bildik. Hadesin gayrisine vaktin çıkması. Vaktin çıkması onu bozdu. Ve kâle âherûn, ötekiler de dediler ki Şafiiye ve Zahiriye, huve ferâgun min salâtin, bir namazdan fârig oldu mu onun abdesti bozuldu. Mesela önle geldi, abdest aldı, önle yıkıldı, o namazdan farz olduğu gibi onun abdesti bozuldu. İkinci bir namaz kılacak, mesela kaza kılacak, onun için de bir abdest alacak, o namazdan farz oldu mu, o abdesti bozuldu. Bunlar da böyle dediler. Fakat verem necid, biz bulamadık. Bulamadık. El feraga mines salati, namazdan farz olmayı bulamadık. Hadesen, hades bulamadık. Hades oldu diye, abdesti kaçırır diye bulamadık. Fi şeyin, hiçbir şeyde. Gayri zalik, bu müstehade olan kadının abdestinden başka. Müstehade olan bir kadın abdest aldı da namaz kılıyor, namazdan farig oldu, abdesti kaçtı. Bunu aradık. Diğer taharetlerde müttefekün aleyhe olan taharetlerde bunu bulamadık. Namazdan farig olmak abdesti bozar diye bir şey yok. Vakat vecidna, fakat bulduk. Hurucel vakti, vaktin çıkmasını bulduk. Hadesen, hades olarak bulduk. Fi gayrihi, bu mevziin gayrisindeki, o da ne üzerine? Mesler üzerine mesihte vakit çıktı mı
abdest bozulur. Bunda ittifak var. Orada bulduk. Öyleyse fe'evlel eşyayı, biz aradık ya, aradık bu iki şeyi bulduk. Bunların birisi müstehadı olan kadının abdestini vaktin hurucu bozar. Birisi de namazdan ferah bozar. Evlasını bulduk. En nerci'a rücu edelim. Fi hadel hadesin muhtelifi fi, bu ihtilaf olunan hadiste müstehadı olan bir kadın vakit geldi abdest aldı, namaz kıldı mı? O namazı kılmakla, namazdan farig olmakla hades hasıl oldu yahut da o vakit devam edecek, vakit huruc edecek ki hades hasıl olsun. Bu muhtelifin fi olan meselede rücu edelim. Fe nece'alehu onu kılalım. Kel hadesi lezi şul bir hadesi gibi kılalım ki kad hükmeyi aleyh, anın üzerine icma olundu. O da ne? Vaktin hurucu. Vaktin hurucu çıktı mı işte o hades olur. Nitekim mesler üzerine meshen de böyle vakit geldiği gibi bu abdest bozuluyor. Bunda ittifak var. Ve vücude lehu aslun. Aslun bunun bir aslı da bulundu. Bunun gibi kılalım. Müstahade kadını mesler üzerine mesih eden gibi kılalım. Vakti geldi. Vakti bitti. Abdesti bozulur. Böyle kılalım. Ve la neceâlehu, bu müstahade olan kadının hadesini kılmayalım. Kema bir şey gibi kılmayalım ki lem yücme aleyhan, üzerine icme olunmadı. Ve lem necid lehu aslan, biz onun için bir asıl da bulamadık. O da ne? Namazdan farig olmak. Bunun bir aslı yok. Başka bir yerde de yok. Buna icma da yok. Bunun gibi kılmadık. Vakti olan hurucu vakit bozar diye mesler üzerine meshin hükmü gibi kıldık. Fesebete bizarik. Bununla sabit olduk. Ney? Kavlu menşul, bir kimsenin kavli sabit oldu ki zehebe sahip oldu ila enneha müstahadı olan bir kadın. Tatavaddavu abdestları likulli vakti salatin. Her namazın vakti için abdestları. Namaz için değil. Namaz vakti için olur. Ve huve kavle bi hanifete ve bi yusuf ve muhammed ibnil hasen rahimehumullah. Bu üç imamın kavli budur. Ve hanabileti vel etreti, hanbeli mezhebi de budur. Ehli beytin mezhebi de budur. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.